İyi geceler değerli izleyiciler. Birebir hoş geldiniz. Bu akşam yine neşeli, keyifli, çok güzel bir program olacak. Siyasetten ve Türkiye'nin halinden sıkılanlara böyle küçük bir adacık yapıyoruz. Haftada bir günde olsa adaya hoş geldiniz. Güzel konuklarım var. Devrim Yakut. Tanıtmama gerek yok, tanıyorsunuz. Biz de beraber olacak. Şu anda yanımda zaten Devrim Hanım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. İyisiniz değil mi? İyiyim. Aman iyi olun. İyiyiz zaten diyeceğiz, böyle, iyi olacağız. Zaten içeri bir, yani daha kulise girerken böyle o pozitif enerjiyle girdiniz, gülen yüzünüzle bizi de mutlu ettiniz. İyi ki geldiniz, sağ olun. Estağfurullah, sizlere. Jülide Bilgi bizde olacak, müzisyen. Değişik bir tarzı olduğunu biraz daha hep beraber göreceksiniz. Türk müziği ama farklı, çok hoş. Aslı Çilek olacak, bale sanatçısı. Benim balerinlere zaten büyük bir hayranlığım var. Belki farkındasınız, belki değilsiniz ama onları konuk etmeyi çok seviyorum. Aslan da sağ olsun bizi kırmadı. İzmir'den buraya kadar geldi. Sonrasında Fatih Tutak. Fatih'i herhalde geçen sene hatırlıyorsunuz. Fatih Tutak ilk konuklarımızdan biriydi. Kendisi demişti ki Türkiye'ye Michelin gelecek ve sen alacaksın demiştim. Nitekim öyle oldu. Türkiye'nin ilk iki Michelin yıldızı şefi olarak bizde. Onun yarattığı etkiyi ve bundan sonra ne olacağını konuşacağız. Çünkü Michelin'i almak zor ama kolay. Korumak zor ama zor. Bakalım koruyabilecek mi? Ve Kaya Demirer gelecek buraya. Kaya Demirer Turizm ve Restoran Yatırım Derneği Başkanı aynı zamanda. Ve Kaya Bey'le de bu Michelin yıldızlarının Türk turizmine katkısını konuşacağız. Kimilerine göre önemli, kimilerine göre önemsiz bir şey olabilir ama turizm açısından gerçekten bir kıymeti olduğunu ben biliyorum. Fakat bunu daha profesyonel bir ağızdan dinleyeceğiz Kaya Bey sayesinde. Ama önce Devrim Hanım'la başlayalım. Devrim Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi moda tabirle severek ve beğenerek izliyoruz diyeceğim ama tiyatro, nereden tiyatro geldi aklınıza? Niye tiyatro oldu? Çünkü öğrendiğim kadarıyla fen meraklısısınız. Bilim insanı olmak falan gibi bir hayalleriniz var. Sonra birdenbire Ankara Dil Tarih Coğrafya. Birdenbire olmadı aslında. Birdenbire değil. Yani bizim dönemimizde biliyorsunuz başarılı öğrencilerin fen bölümünde okuması evet. Mecburiyeti. Talebi iyiyse fen de okurdu. Bunun tek istisnası benim. Öyle mi? Ben de fen de okudum ama berbat terimiydim. Dolayısıyla o bir böyle akışta mecburiyet gibi bir şeydi. Sonra yani ben... Bizim kız akıllı fen okusun. Evet, yani buna aile de karar vermiyordu aslında. Yani ailemin öyle bir baskısı bana hiç olmadı. Okul yönetimi. Okul yönetimi öğretim. Yani. Çünkü 9 aldım diye babası okula davet edilen bir çocuktum. Devrime bir şey oldu. Bir şey oldu, notu düştü. 9'u var. Bir tane 9'um var. Öyle başarılı bir öğrenciydim. Çünkü ben ders çalışmayı seven. Kusura bakma, inek talep ederdi. Evet, öyle denebilir. Hala da ders çalışmayı çok severim. O disiplini severim. Dolayısıyla kendimi fen bölümünde buldum. Yani bundan mutsuz da değildim. Hı hı. Yani ben mesela laboratuvarda ömür geçirebilirdim. Kimyaya merakım çok fazlaydı. Fakat sonra ben hep şuna bağlıyorum. Ben içe kapalı, biraz değil fazlaca utangaç bir çocuktum. Böyle 15 yaşında da babası tarafından biraz açılsın diye çok yerde anlattım bunu ama yine burada da anlatayım. Çünkü örnek olur diye. Önemli buluyorum ailelerin evlatlarını yönlendirmelerini. Babam anneme diyor ki belediye bir kurs açmış. O zaman Adana'da görevli babam. Bu kız da içi çok kapalı. Bunu götürelim de biraz açılsın. Ne kursu bu? Tiyatro kursu. Tiyatro kursu. Belediyelerin açtığı tiyatro kursu. İşte oradan başlayıp artık bir daha geri dönüşü olmayan bir şey oldu. Adana'da belediyenin tiyatro kursuna babanızın ya bu kız biraz açılsın çok içe kapanık. Evet. Asosyal olmasın, biraz kendini güveni artsın. Çünkü çekirdek ailede öyle değilim. Çok mukallit bir çocuğum. Çok konuşuyorum, herkesi taklit ediyorum. Ama iki insan görünce hala da o. Ben hep şunu söylüyorum. Daha doğrusu şuna çok inanıyorum. Bunun Süleyman Turan'ın sözü olduğunu iddia ediyorlar ama emin değilim. Diyor ki Süleyman Turan, Allah rahmet eylesin. Oyunculuk mahcubun hayattan intikamıdır diyor. O kadar doğru bir laf ki. Çok doğru. Ben de kendimi biraz oraya koyuyorum. Çünkü oyuncuların %90'ı galiba asosyal insanlar aslında hayatlarının bir bölümünde. Asosyal olmasalar bile utangaçlar, mahcuplar. Yani hayat karşısında muhtemelen tiyatroyla buluştuklarında da güvenli bir alan o şeylerinden kurtuluyorlar, zincirlerden kurtuluyorlar. Çok, çok doğru, çok güzel hakikaten öyle. O yüzden burayı önemsiyorum ben. Pek çok da karşılaşmam oldu. Bütün böyle o utangaç, çekingen çocuklarımı tavsiye eder misiniz böyle tiyatro? Elbette. Tiyatrocu olmasa bile belki iyi bir şey. Ben şöyle diyorum Fatih Bey. Eğer yoldan geçen herkesin, dünyadaki herkesin
yolu bir ara tiyatroyla kesişirse asla bir daha eskisi gibi olmaz. Çünkü tiyatro bize demokrasiyi, kendimizi ötekinin yerine koymak için dilimize empati. Çok pelesenk olan empati, ama gerçeği şu. Eğer ben onun yerinde olsaydım, bununla beraber anlamayı, anladığımız zaman yargılamamayı, yargılamadığımız zaman da daha özgür, daha tatlı, rahat, daha mutlu, hep bir arada bayram gibi bir hayat yaşayabilmeyi öğretebilir. Bunu bir günde yapamaz elbette ama. Dolayısıyla keşke bütün okullarda tiyatro bir zorunlu ders olsa, doğru ellerden öğretilse, yetişkinler... Her öğrenci bir kez sahneye çıkıp başkasının rolüne girse. Emekliler, belediyeler öyle kurslar açsa da insanlar emekli olduktan sonra yaşlanıp ölmeyi beklemek yerine birbirleriyle hemhal olacakları, birbirlerini anlayacakları şahane şeyler yaşasalar. Dolayısıyla bu hiç zor değil aslında. Tiyatronun, yani mesleğimi kutsamak adına söylemiyorum, hiçbir şey kutsamayı çok seven biri değilim ben. Ama tiyatronun böyle müthiş, o yüzden 2500 yıllık bir sanat ölmüyor ve ölmeyecek. Ölmeyecek abi, evet. Yani sinemada öldüremedi, televizyonda öldüremedi, bir şey ödemedi. Tam aksine onlar ona can vermeye can veriyorlar. Tabii onlar da ortak disiplinler. Evet. Sinemanın kaynağı da tiyatro, dizinin kaynağı da tiyatro. Tiyatro da şimdi artık modern dünyada sinemanın olanaklarından faydalanacak. Şimdi mesela son dönemde tiyatro nasıl bir disiplinler arası bir yere doğru gitmeli tartışılıyor. İşte dijital tiyatro tartışılıyor. Kimileri çok karşı çıkıyor, kimileri çıkmıyor vesaire. Dijital tiyatro tam nasıl bir şey? İnanın ben de bilmiyorum. Aslına bakarsanız çok muhafazakar bir yerde durmak istemem ama bilmek de istemiyorum. Fakat dijital tiyatro olması gerekmiyor. Tiyatronun diğer bütün disiplinlerle arkadaş olmaya devam etmesi gerekiyor. Hayat gibi çünkü. Yani hayatı yakalayamazsanız, gençleri yakalayamazsanız, bugünün dünyasını yakalayamazsanız eksik ve hamasi kalırsınız. Ben de mesleği olan biri olarak bu hamasiyeti istemiyorum. Peki bu sözde ben şöyle bir şey çıkartıyorum. O zaman siz tiyatrocuların illa da mektepli olması gerektiğine inanmıyorsunuz. Alaylı bir tiyatroculukta kıymetli bir tiyatrocudur. Çok kıymetlidir hem de. Orada ne yaptığımız önemli. Ben o kadar çok diplomalı... Kazulet gördüm ki. Yani estağfurullah öyle demek istemem. Ama o kadar çok diploması olmayan bir mektebin kapısından girmeyen olağanüstü yetenekli insanlardan. Yani burada kimseyi... Bu da bir ayrımcılık geliyor bana. Ben sonuca bakarım. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Sanki kendinin ne yapıyor? Yanına ne koymuş? Bu mesleği ne kadar yapmak istemiş? Çünkü Fatih Bey, ben şuna inanıyorum. Oyunculuk evet bir meslek ve öyle olmalı. Fakat herkes rol yapabilir. Çünkü biz bir zamanlar çocukluk ve evcilik oynuyorduk. Oyun kurma bahsini içgüdüsel olarak hayatı öğrenme bir metodu olarak hepimiz biliyoruz aslında. Bu mesleğin bu kadar çok sevilmesinin nedeni de o. Her 10 kişiden 7'si şey, ben de olmak isterdim. Ah ben de ben çıktım de sahneye. Biliyorum ve size bayılıyorum. İnşallah bir gün karşılıklı oynarız. İnşallah. Dolayısıyla bunu bize söyleten şeyin altında o oyun oynama ve oyun kurma, birlikte oyun oynama fikri yatıyor. İyi oyuncular da bana sorarsanız naçizane bu merkezden uzaklaşmayanlar. Yani o oyunbazlığı mesela 70 yaşındadır, 80-90 yaşındadır. Hala o fırlama ruhu duruyordur içinde. Evet, o heyecan, o içindeki evet, çocuk dediğimiz şey işte oyuncuda en çok olması gereken, onu öldürmemesi gerekiyor oyuncunun. Peki, 14 yaşında gittiğiniz Adana Belediyesi'nin kursunda dediniz ki bu iş tam benlik. Evet. Sonra dil, tarih, coğrafya. Evet. Bilerek mi orası, konservatuvarı niye tercih ettiniz, niye dil, tarih, coğrafya? Nasıl oldu? O hiçbir yol nasıl şey bilmiyordum. Çünkü Adana'dan sonra babamın tayini Edirne Keşan'a çıktı. Edirne Keşan o zaman böyle bir caddesi olan, biliyorum, dershanesi aynen olmayan, yani lise sona geçmiştim ben ve dershaneye gidemeyeceğimi fark ettim. Dershaneye gidememek üniversiteyi kazanamamak anlamına gelebilirdi ve günde neredeyse 7-8 saat ders çalışıyordum. Çünkü üniversiteyi kazanmam lazımdı. Diyorum ya, ben çalışkan bir öğrenciyim. Ders çalışmayı istemem. Evet. Rahmetli anneciğim böyle nur içinde yatsın. Kocaman bir mutfağımız vardı. Okuldan gelirdim. O yemek yapar. Önce bıdır bıdır biraz sohbet ederiz. Sonra benim ders çalışmama izin verirdi falan. Bir tane, artık üniversite sınavına gireceğiz, bir tane üniversite tanıtım rehberi diye bir şey geldi. Taşlı'dayız yani. Hı.
Ve bir gece o kalabiliyordu bende ve ben... Bütün önce onu paylaşıyorlar. Paylaşıyoruz. Ha. Her gün birimizde kalacak. Ve o gece sabaha kadar uyumadım ve bilmiyorum, bir şeyden haberim yok. Dolayısıyla konservatuvar diye bir şeyin varlığından haberim var ama oraya nasıl girilir falan bilmiyorum. Ankara Üniversitesi, Ankara'da okumak çok önemli bir şey. Ailemin bir kısmı Ankara'daydı o zaman. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. Puanı, ben bu puanı kazanırım dedim. Çünkü çalışkan bir öğrenciyim. Dolayısıyla birinci sıraya dil tarihi yazdım. Aslında sanki tıp falan da kazanabilirmişsiniz gibi. Tabii kazanırdım. Bence de. Birinci sıraya onu yazdığım için çok yüksek bir puanla ben dil tarih tiyatro bölümüne girdim. Girdikten sonra fark ettim ki orada aslında oyuncu yetiştirilmiyor o sırada. O sırada bir tiyatro araştırmaları enstitüsünden tiyatro bölümüne dönüşmüş. Aslında müthiş tiyatro kuramları anlatan, dramaturjiyi anlatan, müthiş hocaların olduğu bir okula gittim. Fakat ben oyuncu olmak istiyorum. Okuldan atıldım. Atıldınız. O kadar başarılı öğrenci. Peki bu size şok olmadı mı, bu kadar başarılı öğrenci atılması? Bana şok oldu, aileme şok oldu. Ortalık birbirine girdi falan. Neyse uzatmayayım. O sırada bölüm statü değiştirdi. Yani oyunculuk bölümü açtılar. Dolayısıyla ben o oyunculuk bölümüne tekrar sınava girdim. Bir daha sınav. Bir daha sınava girdim. Toplam dil tarihte 6,5-7 sene okumuş oldum. Bundan hep çok memnuniyetle mutlusun. Bahsederim. Çünkü müthiş hocalardan ve müthiş bir dönemde çok... bir daha olsa bir daha okurum, öyle söyleyeyim size. Hele keşke mümkün olsa o hocalarım hayatta olsa, bugünkü aklımda... O ekip bir daha bir araya gelse. Bir daha, şimdi neler olsa, öğrendim şimdi? Şimdi okusam. Sonra Adana'ya, tiyatroya başladınız, evet. Yere geri dönüş. Niye Adana? Şansa mı oraya atandınız yoksa? Hayır, şansa değil. Devlet tiyatrosunun şöyle bir sistemi vardı, artık o sistemde yok. Belli dönemlerde sınav açardı, ihtiyaç duyulan bölgelerde. Adana'da o sırada ihtiyaç duyulan bölgelerden biriydi. Ben Adana Devlet Tiyatrosu'na yedekte kazandım. Önce Devlet Tiyatrosu'na girdim, kazanamadım. Yedeğe kaldım. Sonra çok sinirlendim, ben futbolcu muyum, yedek oyuncu ne demek diye. Antalya'ya gittim tiyatro yapmak üzere. Sonra dediler ki... Özel tiyatro. Evet, evet. Sonra dediler ki işte alıyoruz. Sonra anneciğim rahmetli ve babam dediler ki çocuğum git. Biliyorsunuz ailelerimizde bizim devlet memuru olmak... Memur olmak önemli. Çok önemli bir şey. Hiç de pişman olmadım. Çünkü tipik bir devlet memuriyeti gibi değildi biz başladığımızda. Çok iyi ekiplerle, çok güzel zamanlar yaşadım. Yani Adana'da başlayan serüven... Benim 12-13 yaşında Adana Devlet Tiyatrosu'nun inşaatının önünde fotoğrafım var. Çünkü sonra oranın çok iyi seyircisiydim babamla beraber. İlk görev yerim orası oldu. Ama idareciyi de yaptınız siz tiyatroda. Yaptım, evet. Peki, maalesef. Mesela bir oyuncu için idarecilik iyi bir şey mi? Hayır, bence değil. Hiç iyi bir şey değil. Ya benimki bir ideal olarak yapılmış bir şey değil. Bazen görevler size buluyor, yapışıyor. Bunu yapacaksınız, evet. Dedi dönemin genel müdürü. Buradan sevgilerimi iletirim Lemi Bilgin hocam. Benim hayır deme şansım yoktu. Yani eminim o da benim şu kadarcık varlığımı bu kadar gördü canım benim. Çok kıymetlidir benim için ve benim dönemimdeki pek çok insan için. Bizim için de. Fakat ben gördüm ki ben o değilim. Ben onu yapabilecek biri değilim. Değilim, evet. Fakat şöyle bir şey oldu. Benim bütün hayatım değişti o idarecilik yaptıktan sonra. Bütün hayata bakışım değişti. Nasıl değişti? Ben bildiğiniz delirdim. Yani. Aynı bir şey. Evet, evet. O dının sesini duydum hakikaten. Vites attı orada yani. Attı, evet. Öyle bir şeye ihtiyacım varmış benim. Hayır demeyi, vites atmayı, aks değiştirmeyi falan. Oralarda biraz fazla düşünen biriymişim belli ki. Birdenbire Devlet Tiyatrosu'ndan emekli olmaya ve İstanbul'a gelmeye karar verdim. Çünkü... bir yerde idareci olduğunuz zaman, çalıştığınız bir yerde idareci olduğunuz zaman dostunuz kalmıyor. Bizim mesleğimiz de oyun aslında kendiniz de kendiniz olmaktan çıkıyorsunuz. Evet, sonra. Mecburen çıkıyorsunuz ya, akıl almaz mı? Aynen. Bizim yapmamamız gereken bir şey. Çok katılıyorum size. Dolayısıyla bizim işimiz de oyun oynama. Ya biz birlikte evcilik oynuyoruz. Şimdi arkadaşlarınızla aranız bozulduysa, size kızdılarsa, çok kızarlarsa haklıdırlar da. Oynayamazsınız. Çünkü kimseye yaranamazsınız. Evet, o kadar zor bir iş ki. Çok kızdırdığım, çok üzdüğüm insan oldu biliyorum. Buradan gerçekten hepsine de selam olsun. Haklılardı o sırada. Ben de birilerine kızıyordum, evet, çünkü. Orada olsak biz de kızardık. Kesinlikle öyle. Yapabileceğiniz bir şey yok. Dedim ki o zaman nasıl evcilik oynayacağız beraber? Benim buradan gitmem lazım.
Bir de doygun da bir oyuncuydum, şükürler olsun. Yani çok oyun kaç oyun Adana'da, kaç oyun oynadınız tahminin? Kaç farklı oyun, kaç sahne? Valla şöyle söyleyeyim, 9 yıl kaldım Adana'da. Ortalama 3, bazen 5 oyun oynuyorduk sezonda. Oo. Evet. Oo. Şöyle bayağı dönem, ammalık ya. Tabii tabii, yani bölgede sanatçılık yapmak, biz aile gibiydik. Yani şöyle söyleyeyim, şöyle dönemlerimiz var. Sabah çocuk oyununu oynuyorduk. Öğlen prova yapıyorduk. Akşam başka bir oyunun sahnesine çıkıyorduk. Yani yaklaşık 10 saat, bazen 12 saat tiyatroda kalıyorduk. Ve çok gençtik ve çok mutluyduk. Çok müthiş bir ekiple çalışıyordum ben. Dolayısıyla sezonda 5 oyun rekorum var benim çocuk oyunuyla beraber. Benim ve o dönemki pek çok arkadaşımın. Şimdi hala öyle mi bilmiyorum ama yani çok çok oyun, çok çabuk tüketiliyordu bölge olduğu için oyunlar. Hiçbirinden pişman ve mutsuz değilim. Müthiş bir tecrübeyle İstanbul'a geldim. Ben İstanbul'a geldiğimde beni kimse tanımıyordu doğal olarak. Ne yaptınız İstanbul'a gelince? Elde bavul Haydarpaşa'ya indiniz. Ne oldu? Vallahi sıfırdan başladım, öyle söyleyebilirim. Sıfırdan. Size. Yani ilk işim, İstanbul'daki ilk işim Kanal Sene B. Sene kaç? 2011. 11. Yakın daha yani aslında. Tabii çok yakın. Keşan Ali Destanı. Çağan Irmak yönetiyor. İşte Özen Yula yazıyor, çok yakın arkadaşımdı. Küçücük bir rolle başladım. İşte bana o sırada geçmişimi bilen kas direktörü Mine Güler, canım benim. Dedi ki Devrim abi, bu çok küçük bir rol. Çok küçük bir para. Hiç önemli değil dedim. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ayağımı kapıya sokmak istiyorum. Evet, bir şey olmaz. Kimse beni tanımıyor. Ne yapabilirim yani? Bir yerden başlamam lazım. Başlayış. Öyle oldu yani. Sonra arkasından hemen başka bir iş. Diyorum ya, ben çalışkan bir öğrenciyim. Ben çalışmaktan hiç yılmadım. Hiç şöyle demedim. Arkamda bir 25 yıl var. Peki İstanbul'da tiyatro yaptınız mı hiç? 3 sene önce yaptım. Bir süre tiyatro yapmak istemedim. Çok tiyatro yorgun olduğum için. Biraz durmak gerekiyordu. 3 sene önce yaptım. Yine yapacağım ama ben o genç oyuncular gibi, hani şimdi konservatuvardan mezun olan çocuklar doğal olarak kurumsal bir yapıya girmiyorlarsa tiyatro yapmaları zor olabiliyor. Benimki tersinden. Ben tiyatrodan yorgundum. Şimdi biraz böyle dem ala ala devam etmek istiyorum. Camda Yık Kız'la şu anda oynuyorsunuz ve şu anda herhalde en çok reyting alan dizilerden bir tanesi ve belki de birincisi mi acaba? Yok, çok daha çok reyting alan bir sürü dizimiz yani, var. Bir ara çok onlardan biri. Yani bir ara çok reyting alıyordu. Şala iyilerden bir tanesi. Çok teveccüh ettiği bir dizi. Aynen öyle. Çok da güçlü bir dizi bildiğim kadarıyla. Öyle. Yani tamamını izlediğimi söylesem yalan söylerim ama bazı bölümler, epey bir bölümünü izledim. Çok da hoşuma gitti. Geçen sene de senaryo yazarı Gülseren Hanım da burada konuğumuz oldu. Heyecan verici bir dizi. Dizi sizi kesiyor mu? Yani çünkü tiyatroculuk bambaşka bir iş. Girip 5 gün 6 gün, de uzun diziler bunlar. Kamera karşısında olmak, işte çıkıp 5 dakika oynayıp çekmek falan, zor gelmiyor mu yani? Tiyatroculuk daha başka bir iş değil mi? Ya şimdi oyunculuk merkezini konuşuyorsak, merkez olarak oyunculuğu, arada bir fark büyük yok. Fark yok. Şöyle, tiyatrodaki en güzel taraf şu, bunun birlikte solunuyor olması. Yani bir şey gibi düşünün, siz futbolla çok ilgilisiniz. Bir futbol maçını oynayanlarla izleyenlerin bir arada coşmasındaki lezzet neyse, oynayan içinde, izleyen içinde, bizdeki karşılığı o. Süresi 2 saat ise o 2 saat boyunca, bazen 1,5 saat olur, bazen 3,5 saat olur, önemli değil. Müthiş bir eforla, o sarf ettiğiniz efora öteki olmak hali, yani bir başkası olma haline rıza gösteren, sizin bir başkası olmanıza rıza gösteren bir toplulukla hiç hesapta olmayan bir serüveni birlikte yaşamak. Müthiş bir haz bu. Aynı işte, ben bunu şuna benzetiyorum. Çocukken birlikte evcilik oynama halimiz gibi. Hani bir parka gittiğimizde çocukların bayıldığım özellikleri. Hemen arkadaş olup hemen oyun kuruyorlar ya. İşte ben tiyatroda da oyun oynayan ve seyreden ilişkisini biraz buna benzetiyorum. Hemen arkadaş oluyoruz. Hemen duygudaşlık kuruyoruz. Birlikte ağlıyoruz, birlikte gülüyoruz. Birlikte bir havayı soluyoruz. Lezzeti burada. Dizi öyle değil. Sinema da öyle değil.
Ama sinema ile tiyatro biraz daha yakın evet. duruyor kalıcılıkları ve etkisi anlamında. Fakat ben diziyi ayırmıyorum. Yani ben işimi yaparken hiçbirini diğerinden ayırmadan yapmaya çok büyük bir özen gösteriyorum. Disiplin, işime çalışmak. Çocukluktan başlayan zaten bir çift disiplin var. O çalışma, evet bunu seviyorum. Çalışma, yani, kontrollü olma. İşime saygı duymak. Bu benim evime ekmek götürdüğüm işim. Buna saygı duymayı, bunun felsefesiyle ilgilenmeyi, bunun bir meslek olarak kabulünü çok ama çok önemsiyorum. Ama galiba o artık kabul gördü yani bu bir meslek olarak. Yani yasa karşısında da görmesini çok istiyorum. Henüz evet. daha oraya gelemedik. Sendikamız maalesef. Çok uğraşıyor var burayla. Var mı sendika doğru çalışan? Ya, çalışıyorlar yani Türkiye'de her şey hiç biraz zor oluyor. Yani. Çok çok büyük bir gayretle çalışıyorlar ve çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Türkiye'de o bariyerleri yıkmak çok zor Fali. Biliyorsunuz. O yüzden hiç önyargılı olmamak ve destek olmaya devam etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki şimdi bildiğim kadarıyla yine bir tiyatro oyununu bir Netflix dizisine çevirdiniz. Değil mi? Seni Ateş Böceği gördüm. Ha evet, evet. Netflix filmine. Filmine pardon evet. dizisi diyorum ağzım diziye alışmış diziden bahsedince. Ne farkı var? Sahnedekiyle o aynı şey mi? Ne farkı var ikisinin birbirinden baktığınız zaman? Yani bir tiyatro oyunu videoya mı alındı yoksa bambaşka bir şey mi oldu? Bunu gerçekten merak ediyorum. Belki izleyiciler çok ilgilenmez bununla ama yani iki kamera koyup bir tiyatro oyunu kameraya mı aldılar yoksa bambaşka bir şey mi? Hayır, bambaşka bir şey oldu. Bambaşka derken özünü kaybetmeden. Tabii ki kaybetti. Yani, hikayesi duruyor. Tabii tabii. Yılmaz Erdoğan bunu tiyatro metni olarak yazdığı hikayeyi. Çünkü ikisi teknik olarak birbirinden farklı şeyler. Yani senaryo olarak ayağa kaldırmanın başka bir dinamiği var. Bir hikayenin tiyatro metni olmasının başka bir dinamiği var. Dolayısıyla bunun ikisini de kendisi yaptığı için yani bambaşka bir şey oldu ama özünden hiçbir şey kaybetmediği kanaatindeyim. Sadece başka oyuncular oynadılar. Ecem'in Gülseren'i ile zamanında Demet'in oynadığı Gülseren doğal olarak başka. Birbirinden farklıydılar. Ama özü değişmedi ve aralarında çok da bir fark yok. Hikaye aynı hikaye. Evet. Aynı. Geçen hafta şimdi hikaye deyince aklıma geçti. Yılmaz'ı da buradan andık. Yılmaz hakikaten çok üretken isimlerden bir tanesi. Öyle. Yazdığı pek çok şey karşılık buluyor. Geçen hafta burada yine tiyatrocu konuklarım vardı. Cengiz Bozkurt vardı. Ondan sonra Ferhan ve Derya Şensoy vardı. Üçünün de ortak bir yakama noktası oldu. Dediler ki ya yerli iyi metin, yerli iyi hikaye, yerli iyi senaryo ne yazık ki pek az geliyor. Hatta son zamanlarda hiç gelmez oldu. Siz de bu kanaatte misiniz? Tiyatro metninden tiyatro mi bahsediliyor? Yöneticilik yaptığın için soruyorum yani bunu. Ben sonuçlar üzerinden konuşmayı çok seven biri değilim. Ben hep neden diye sorarım. Yani bizim gibi yani hikaye anlatma geleneği neredeyse binlerce yıla dayanan bir topluluk için mesellerle, masallarla büyütülen bir topluluk ve üstelik de kendiyle dalga geçme potansiyeli yüksek. Sadece bir semt kahvesine gitseniz bugün bile bir 5 tane meddah vardır. Tabii oradaki yani meddahlık geleneğinden gelen en modern kafede bile ben şunu soruyorum, neden böyle? Bir, çok iyi bir tiyatro metni yazan bir gencimizin şöyle bir duygusu yok. Ben bunun hayatımı kazanırım. Maalesef yok. Bu çok önemli bir motivasyon kaynağı. Oysa batıya gittiğinizde tiyatro metni oynanan bir genç ya da çok yaşlı birisi, önemli değil kim olduğu, oynayan için de böyle, ya oradaki kreatif ekibin hepsi hayatını bununla idame ettirebiliyor. Hatta bazen bir oyunda bir ömrü kazanan var. Başka bir kültürde bence yok iki kalas bir heves diye bir tabir. Yani bize şöyle demişler, tamam çok heveslisin yap. Bize de şey dediler, üzülme seneye tekrar girersin evet. sınava. Dolayısıyla bu merkezden uzaklaşmadığımız sürece bu şahane hikayeler olabilecek topraklarda bizim yerli metinlerimiz olmayacak. Yani bizim hikayemizin olmaması beni delirtiyor. Beni delirtiyor. Gerçekten deliriyorum buna. Yoksa bu sonucu bu tahlilde haklılar benim oyuncu arkadaşlarım. Ama burayı tartışma konusunda bir altyapımız yok. Yani kimle tartışacağız bunu? Yerel yönetimlerle mi?
Kültür Bakanlığı'yla mı? Kültür Bakanlığı belki. Yani tartışmamız gereken esas yer orası ama. Şimdi Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ile birleştiği andan itibaren gene yıllar önce olduğu gibi kültür geri planda kaldı. Yani bir toplumun refah seviyesine ulaşabilmesi için esas buraların biz ne aktaracağız çocuklarımıza? Koca koca binalar mı? Biz hikayelerimizi, geleneklerimizi, o geleneklerin dönüştüğü, geliştiği yeri, o şahane, buna yemek tarifi bile dahil, inanın buna, bunu çok önemsiyorum. Kültürün aktarımını. Balinalar kültür aktarıyorlar Fatih Bey. Artık belgeseller bunu aktarıyor. Yani bir karganın cevizi sert bir mekana atıp kırma bilgisi bir kültür. Bunu annesinden öğreniyor. Evet. Şimdi biz karganın yaptığı şeyi yapamayacaksak o zaman bu hayatta niçin varız? Buraları çok soruyor benim kafam. Ve buna çok üzülüyorum gerçekten. Bunu nasıl halledeceğiz? Yani bunun bir maddi karşılığı olsa eğer bu muhakkak bir doğru bir maddi karşılık. Buradan şöyle zengin olsun demiyoruz. Ya, mümkünse olsun niye olmasın? Ya bir satır, bir sayfa bir şey yazmak önemli bir şey. Bunu çok önemsiz bir şey. Bir şey diyemeyiz. Çünkü ülkelerin ve toplumların tarihlerini o yazanlar aktarıyorlar öbür tarafa. Yazılı olmayan kültürler konusunda bizim sıkıntımız o mu acaba? Biz çok yazılı olmayan bir kültür geleneğine sahibiz ya, belki ondan mı acaba? Ya geleneğimizde oluşmamış belli ki ama artık bugünün dünyasında bunu tartışıyor olmaktan biraz ara ediyorum açıkçası. Ama diyorum mesela bunu tartışmak gerekirse konuşacağımız bir yer burası, belki de daha ciddi bir yere konuşmak lazım bunu, belki daha uzun uzun bunu konuşmak lazım belki ama şimdi mesela dizi senaryolarında bunun bir maddi karşılığı var. Ama dizi senaryolarına bile bakıyorsunuz ya çok eski hikayelerin uyarlamaları, yani Türk Edebiyatı'nın önemli eserlerin uyarlamaları, birkaç örnek hariç işte sizin Camdaki Kız bunlardan bir tanesi. Veyahut da işte çeşitli yabancı, işte Kore, Japon, işte ya da Uzak Doğu'nun başka yerleri ya da işte İspanya, o dizilerin uyarlaması. Yani fikir mi üretemiyoruz acaba diye düşünüyorum. Yok, hayır, buna katılmıyorum. Şahane fikirler üreten insanlarımız, senaristlerimiz, yazarlarımız var bizim. Bizim çok derdimiz var. Başka dertlerden oraya sıra gelmiyor. Yani buna katılırım. Bir kere sansür diye bir şey var karşımızda. Artıyor. Artıyor ve artmaya devam edecek. Yani buradan nereye varmaya çalışıldığı konusunda en küçük bir fikrim yok. İyi bir fikrim yok daha doğrusu. Evet, evet, pozitif fikrim yok ama. Dolayısıyla yaratıcılığı bu kadar bir cendere içine alan bir yerde... Yazar yani. Neyi yazacak? Bence mesele bu yani. Yani özgürlüğün olmadığı yerde hiçbir fikir gelişemez. Yani bizim kendimizi tartışamadığımız, kendimizi eleştiremediğimiz. Yani şu kadarını söyleyip bu konuyu uzatmamak istiyorum müsaadenizle. Burada bir meslek grubunda bir diyelim ki X mesleği, isim de vermeyeyim şimdi problem olmasın. X mesleğinde mesleğini negatif olarak kullanmış, mesleğine ihanet etmiş bir adamı biz anlatamıyoruz. Biz kötüyü anlatamadan iyi nasıl anlatacağız? Yani dram sanatı çatışma üzerine kuruludur. İyi ve kötünün çatışması. İzleyen de... O kadar haklısınız ki. Ya dolayısıyla biz dört bir taraftan cendereye alınıyoruz. O öyle mi olur? İşte Türk ailesinde aldatma olmaz. Yani nasıl olmaz? Nasıl olmaz? İnsanın olduğu yerde her hata yerde olur. Ve dram sanatı bunu anlatmakla mükelleftir. Bunu göstereceğiz ki biz. Biz sana sen bunu yap diye göstermiyoruz ki. Biz sana eğriyle doğruyu gösteriyoruz. Sen buradan bir senteze var diye. Doğruyu gör. Doğruyu gör. Düşünerek gör. Benim empoze ettiğim şeyi kabul etme. Dolayısıyla burada yani dünya sıcak bir toz ve gaz kütlesi. Başlamamız gerekiyor çok maalesef. Çok gerekiyor maalesef. Abi dediğiniz gibi mesleki alınan, bugün mesela ben bir yazı yazdım. Dedim ki işte siyaset mühendisliği yapıyor. Bir takım mühendislerden vay efendim mühendislere niye hakaret ediyorsun? Ya hakaret etmiyorum. Mühendislik iyi bir şeydir. Mühendislik bir işleyişi, kurgulama ve onu bir... Şimdi bunu neden baştan anlatmak zorunda kalıyoruz? Yıllar önce Kanal D'de bir dizi yapıyorduk mesela. O zaman Kanal D'de yöneticiydim. Bir noter var. Noter katibi geçinemediği için akşamları daha kötü bir iş yapıyor. Noterler ayağa kalktı. Yahu noterlere ne alakası var? Geçinemediği için tartışmamız gereken şey noterlik mesleğinin kutsallığı değil. Noterin geçinemiyor olması. Aynen. Yani şimdi mesela benim mesleğim üzerinden de mecliste habire tiyatro yapma deniyor. Aynen. Bütün meslektaşlar sinirleniyoruz. Ben meclise gidip mesela içimizden bir temsilcinin, bu sendika başkanımız da olabilir. Tiyatro mesleği nasıl bir meslektir? Bunun anlatılmasını istiyorum.
Yani o dışarıdan çok eğlenceli gibi görünen şeyin aslında ne kadar zor olduğu, ne kadar üstüne konuşulması, tartışılması gereken bir şey oldu. Ben tiyatro yapmayı negatif algılamıyorum. Ben birisi de algılamıyorum. Bu benim sorunum yani, değil ki. Bu onu söyleyenin sorunu. Onun da sorunu değil. Tiyatro yapmayı demek ki inandırıcı ve güzel bir şey bir şekilde bir rol yapıyor. Bunu genelde negatif anlamda ne kullanıyorlar. Oluyor? Yani soytarılık anlamında falan kullanıyor. Yani, soytarılık da aslında bakarsanız. O da önemli bir iştir yani. Çok önemli bir iştir de bizdeki kimse kullanımı. Kimse kolay kolay soytarılamaz yani. Bizdeki kullanımı biliyorsunuz evet. Çok fena. Çok negatif anlamda kullanılıyor. Maalesef bize her şey negatif anlamda kullanıldığı yoksa için. Yoksa soytarı aslında Batı kültüründe. Kimsenin söyleyemediğini söyleme becerisine. Siz bunları söyleyince ben birdenbire aklıma ne geldi biliyor musunuz? Sizin adınızın kaynağı ne? Eyvahlar olsun. Neden çünkü çok net ve doğru şeyler söylüyorsunuz ve sanki böyle adınızdan gelen bir şey var gibi geldi. Bana da o yüzden sordum. Estağfurullah. İstemiyorsun söylemeyeceğim. Hayır babam tabii ki. Hı. Babamla annemin koyduğu bir isim bu. Ben 27 Mayıs doğumluyum. Şimdi beni linç eder. Bir yerde daha söyledim. Vay 27 Mayıs diye linç ettiler. Ya ben doğduğum günü seçme şansına sahip değilim. İsmimi ben koymadım. Sadece bu güzel bir isim. Benim çok sevdiğim. Bir de benim Seher'im var. Seher Devrim'im ben. Seher annemle babamın birlikte izledikleri ilk tiyatro oyunundaki kadın kahramanın adı. Süper. Çok romantik. Nişanlılarmış. Aynen, ve anneciğim öyle istemiş. Kızım olursa koyarım diye. Ben 27 Mayıs eskiden... Babam asker benim. Eskiden biliyorsunuz bayram olarak kutlanırdı. Babam görevli. 27 Mayıs'ta görevli olduğu için annemi öpüyor, şeye gidiyor. Ve o işteyken? Annemi sancısı tutuyor. Anneciğim Erzurum'da görevliler o zaman. Kimseleri de haber vermeden faytona biniyoruz o sancısıyla. Hastaneye gidiyor. Ve babam eve geliyor. Eşi yok, kadın yok. Nerede? Diyorlar ki komşulara soruyor, kimsenin haberi yok. Aklına geliyor acaba bir şey mi oldu hastane? Bir de ben erken doğmuşum. 8 aylık. Bir gitse ki ben doğmuşum. Anneciğim her şeyi kendi kendine yapmış canım benim. Ay ne güzel. Böyle yani bir de öyle geldiğim için de doktorum, beni doğurtan doktor Devrim olsun demiş. Şahane. Başıma gelmeyen kalmadı bu işten ama ben ismimi kaderdir. Seviyorum. İsim ve doğum kaderdir diyorsunuz. Evet. Bir yandan da kitap yazıyorsunuz. Evet. Söz uçar, hasar kalır. Ne kadar güzel bir başlık. Ne güzel bir isim ya da. Teşekkür ederim. Öykü kitabı. Evet, öykü kitabı. İkinci. Ne anlatıyorsunuz? Yani ne anlatıyorsunuz derken kastım şu. Niye yazma ihtiyacı hissediyorsunuz? Çünkü yazmak gerçekten muazzam bir iştir ve insan içindekini öyleymiş. Yani doğum gibi bir şeydir yani. Öyleymiş. Niye yazma ihtiyacı hissettiniz? Çünkü oynarken zaten siz kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Ama ekstradan bir de burada ihtiyaç duymuşsunuz. Niye? Yine zannediyorum Fatih Bey, o utangaç kızın o çok derinlerde kalan... şeyi, kendini ifade etmek istediği, anlatmak istediği hikayeler. Yani oyunculuğu çok özgür bir alan gibi görüyordum ben. Yazmaya başlayınca anladım ki o kadar da özgür değilmiş. Evet, oyuncu da yapar. Anlatacağım çok şey varmış belli ki. Ben biraz avcıyım. Yani şurada bir kafede otururken böyle dört kulak... Ama bu sanatçı olmanın gereği galiba. Galiba refleks yani evet. Onu bilemiyorum. Çok duyuyorum, unutmuyorum. Çok güzel hikayeleri... Yani akşam ne yediğimi sorun unutabiliyorum falan ama öğrencilerin isimlerini unutabiliyorum. Ama o hikayeleri unutmuyorum. Bir mesleki deformasyon olarak da onları yazıyorum. Duyduğunuz hikayeleri. Duyduğum, yaşadığım ya da onları mix ettiğim bazen bir kurguyla. Kurgu yapıyor. Bazen aklıma sadece bir cümle geliyor. O cümleden yani işte tarifi yok ki çok bana çok şifalı gelen evet, yazmak bir muazzam alan bir şey. Evet. Gerçekten yani. Mesela ben işte... Bazen diyor ki artık yazmasam falan diyorum. Sonra diyor ki ölürüm yazmazsam diyorum. Yani evet. O insanın içini boşaltması çok acayip bir şey. Evet, müthiş bir alanmış gerçekten. İzin verirseniz bir şey daha soracağım size. Ya çok dersiniz ki Fatih bu özel bir şey. Allah aşkına böyle abuk sabuk sorular sorma dersiniz. Bunu da saygıyla karşılarım var. Tahta bulup vurayım. Çok güzel bir evliliğiniz var. Evet. Yıllardan beri hiç sıkıntısız böyle. Çünkü sizin oyunculuk... Zor bir iş baktığınız zaman yani çok fazla dışarıya ekspozesiniz, çalışma saatiniz, şunlar bunlar zor. Nedir bunun sırrı, bu kadar mutlu evliliğin sırrı? Ya ben bakıyorum mesela şimdi evleniyor birileri 5 ay sonra boşanıyorlar, 3 ay sonra boşanıyorlar falan. Ben yani. De evlenip boşandım. Ha bir kere boşandınız evet. Ha. Bu yani, ikinci. Bütün hatalarımı ilk evliliğimde orada... yaptım. Dünyayı ona da zehrettim büyük ihtimalle kendime de çok gençtim. Ne güzel bunu söylemeniz. Orada öğrendiğim... Dersimi çalıştım Dersime çalıştım. Evet yani daha doğrusu kendimle yüzleştim. Çünkü bir ilişkide sorun varsa bu hiçbir zaman tek taraflı olamaz. Bu ikili bir şey.
Dolayısıyla insan kendiyle doğru yüzleşmeler yaşadığında aynı hataları bir daha... Biraz ben diyorum iyi çalışkan bir öğrenciyim ben. Her şey sizin için bir ders anlatıyorum. Evet. Bir de şans diye de bir şey var. Evlilik bir tür kumar aslına kumar bakarsınız. Yani karşıma çok iyi bir adam çıktı. Çıkmayabilirdi. Çıkmayabilirdi gerçekten. Ama siz iyi olmasa o da iyi olmaz biliyorsunuz değil mi? Olabilir. Öyle örnekler var biliyorsunuz. Var, doğru. Yani aşk enteresan bir şey ya. Aşkın kimyasında akıl devre dışı kalabiliyor vesaire. Bir sürü bir şey oluyor. Ya, o yüzden milyonlarca yıldır konuşuluyor bu insan var olduğundan beri. Dolayısıyla ben kendimi şanslı addediyorum. Ben bir oyun arkadaşı buldum kendime. Benim eşim çok oyunbaz, çok tatlı. Egolarını dışarıda bırakabilen insanlarız biz. O da oyuncu. Oyuncu egosu olması gereken bir bak. Yoksa yapamayız bu işi. Fakat onu ilişkiye taşıdığınızda referans noktaları dağılabiliyor. Bir de bir çok kişiye özel, parmak izi gibi. O yüzden bunun gerçekten bir formülü yok. Yani ne kadar ilişki var o kadar formül var. Dolayısıyla ben kendimi çok şanslı adadıyorum. Alper'in de öyle düşündüğünü biliyorum. O, yani çok eğleniyoruz biz. Birlikte çok iyi vakit geçiriyoruz. Dertleniyoruz da. Çok da kavga ediyoruz. Yani sanmayın ki ya onu söyleyen yani, tabii çok yükseliyoruz. Bazen diyorum ki senede iki kere seni boşamaya karar veriyorum diyorum. Eminim o beş kere söylüyor. O benden daha zarif bir adam olduğu için o bana söylemiyor canım benim. Bizde ben her otomobil kullandığımda boşama teyzat atıyorum. Ama çok tatlı formüller var. Mesela küs kalmamak. Benim mottolarımdan biri şu. Kesinlikle. Aptallar küser. Aynen. Akıllılar konuşurlar ve anlatırlar. Dertlerini çözerler. Evet. Çözemiyorlarsa da başka formüller bulurlar. Evet. Dolayısıyla biz de konuşan bir çiftiz. Yani üç saniye sürmez. Yükseliriz birbirimize. Hani ben şey... Bakar mısın? Bir gelebilir misin? İlla da onun özür dilemesi beklemezsiniz yani. Peki ne münasebet. O bir ego yarışı değil çünkü. Sonra evlilik ya da beraberlik neyse adı. Bir devir sözleşmesi değil. Yani bir mülkiyet sözleşmesi değil. Katiyen değil. Bir velilik anlaşması değil. Hiç değil. Yani birbirimizin alanları olmak zorunda. Gizli çekmeceleri. Çünkü ben şöyle başladım bu ilişkiye. Ben 43 yaşındaydım. Eşim 47-48 yaşındaydı. Kocaman bir geçmişi vardı. Ve o geçmişte ben yoktum. Benim de kocaman bir geçmişim vardı. O yoktu. Buraya çok büyük bir saygı duyduk. Mesela kıskançlık yok bizim ilişkimizde. Bunun sevgisiz olmamızla bir ilgisi yok. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Kıskançlık koşullar oluştuğunda bizi koruyabilen bütün duygular gibi. Ya korku da öyle. Korku olmazsa şuradan aşağı kendinizi atarsınız. Ben bunların... akıllı insanlar tarafından kontrol edilmesi gerektiğine inananlardanım. Benim de kıskanç bir tarafım tabii ki var. Ama kontrol ediyorum. Eşime bakıyorum yani. Ve kendime bakıyorum. Bana yapılmasını istemediğim hiçbir şey yapmıyorum falan. O da aynı şekilde. Bunda bir kitabını yazsanıza. Çok güzel anlattınız. Buna dair pek çok öykü var. Öykülerde var mı bunlar? Var. İlk kitapta da var. Gene olacak. Hep böyle aşk üzerine çok... enteresan hikayeler geliyor aklıma. İnşallah onları yazacak vaktim olur inşallah. Kitabın adı belli. Aşk üzerine enteresan hikayeler. Ya ne tatlı. Çok güzel kitap değil mi? Evet, çok güzel. Size çok yakışır. Çok güzel. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok, keşke daha olduk konuşacak ama başka konuklarım da var. Evet. Onlara da vaktini çok çalmak istemiyorum. Tabii ki. Sizi de burada tutmak da istemiyorum. Çünkü çok güzelsiniz. Kadar, burada, çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Ama sizi tekrar ağırlamayı çok isterim. Çok keyifli bir sohbetti. Ben de iyi ki geldim. Sizi tanıdığıma da çok sevindim. Ben de öyle. Eşinize de çok saygılar mı iletti? Bilmukar. O da size saygılarını sağ iletti. Olsun. Sıkı bir Galatasaraylı yani, olarak. O daha da iyi. Saygı daha da arttı. şöyle söyleyeyim. İyi kocalara hayranım. Evet, ben de. Yani iyi koca olmak çok önemli ve güzel bir şey çünkü. Bizim ülkemizde yetişkin erkek olmak zor bir şey Fatih Bey. Neden biliyor musun? Erkek annelerinin zaman zaman hataları var. Evet, buraları da konuşacağız, tartışacağız, dönüştüreceğiz inşallah. Bir de kadınları anne olarak konumlamak da çok acayip bir şey yani. Ona bizim de hep konuştuğumuz şey, ne o benim onun annesi olmamı istiyor. Çünkü ben daha önce yaptım bu hatayı. Çünkü annenizden gördüğünüzü yapıyorsunuz. Hata yaparız, yapalım. Çok iyi bir öğretmen hata. Ama orada kalmayalım. Kalsın. Değişelim, dönüşelim, hatalarımızı düzeltelim. Sağ olunuz Yerim Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Siz de sağ olun. Başka bir gün tekrar görüşmek üzere. Tanımak mutluluktu. Değerciler birkaç dakika sonra burada Jüri Debilgi, Aslı Çelik, Fatih Tutak ve Kaya Demirer hep beraber olacaklar. Çünkü kalan bir saati sıkı değerlendirmemiz lazım. Birkaç dakika sonra görüşmek üzere.
Saç gibi siyah ipek peçesi. Yıldızlar gülümseyen gözleri yaz gecesi. Yıldızlar gülümseyen gözleri yaz gecesi. Ağzına sağlık. Murat Bardakçıoğlu da bayılır da evde. Yerinden okumak dedikleri bu mudur? Yok, yerinden okumadım. Öyle mi? Dört ses aşağıya okudum. Hadi niye? Sesimin rengi anca ona denk geliyor. Hmm. Yani bu şarkıyı ben dört sesten okuyorum genellikle. Bu makamdaki bir şarkı. Bu da benim cehaletim tabii. Estağfurullah. Ben yaprakla Murat'ın birbirine şeyini deyip de yerinden okuyordu. Sizin de tonlamanıza öyle bir... Tamam, anlamıyorum. Evet. Müzik olarak değil. Estağfurullah. Peki bu nedir? Bu müzik türü nedir tam olarak? Bu müzik türü Türk sanat müziği. Türk sanat müziği ama başka bir türlü. Evet, Türk sanat müziği füzyonu gibi olmuş bu biraz. Aslında şöyle oldu. Ben geçtiğimiz Kasım ayında, yani geçen sene Kasım'da bir albüm yaptım. Yani bundan tam 12 ay önce. Evet. Ve bu albümdeki şarkılardan bir tanesi aslında bu şarkı. Ben onun tamamını dinledim, gördüm. Evet, Hüseyin Saadettin Alel'e ait, güftesi de Yusuf Ziya Ortaç'a ait bir şarkı. Ve bu şarkı aslında klasik Türk müziğinin çok bilinen, yani evet, bir şarkısı. Ama biz bunu daha değişik bir formda düzenledik. Hatta bu şarkının aranjistini sevgili Baturay Yarkın... O yaptı ve o çaldı. Evet, o yaptı, o çaldı şu anda. Çok güzel oldu bana göre. Yani şu ana kadar birçok dijital platformdaki kayıtlarından daha farklı oldu. Ve bu şekilde icra ediyoruz şu anda. Çok... Türk sanat müziğini hep bu şekilde bir icra etme. Çünkü ben sizi dinlediğim zaman bayağı Türk sanat müziği şeyler de var. Evet. Ama bunlar da var. Evet. Böyle yapmak bir arayış mı? Müzikal bir arayış mıdır bu? Ya aslında müzikal arayış demeyelim de şöyle, şimdi biz geleneklere de bağlı olarak yetiştirilmiş, ben ve benim gibi sanatçılar, evet, geleneklere bağlı olarak yetiştik. Evet, yani bir usta çırak ilişkisi şeklinde yetişme şeklimiz bu şekilde. Ve yalnız şunu gördüm ben, bir şekilde bir yerden yeni nesli yakalamamız lazım. Ve bunu da ne yapmamız lazım? Şarkıları daha değişik formda çalarak ya da seslendirerek, bunu daha değişik hale getirerek yeni nesli, yenileşen dünyada, yani çünkü gençleri avucumuzun içine alıp hedef kitlemiz olarak gençleri seçmemiz lazım. Bunu da onların... Çünkü gençlerde özellikle Türk sanat müziği ve klasik Türk müziği biraz geriliyor değil mi? Aynen, aynen.
gerilediği için bu sebepten dolayı ben de albümdeki 5 şarkıyı farklı bir formatta aranje ettik. O şekilde yaptık. Ve çok da güzel oldu. Albümde toplam 10 tane şarkım var. Bunların işte 5 tanesi... Albüm dediğiniz dijital albüm. Tabii dijital albüm ama... şey basıldı normalde CD olarak da basıldı ama tabii ha, şu basıldı an mı? Basıldı. Ben hep YouTube'da görüyorum çünkü sizi. Evet, dinliyorum evet. Daha doğrusu. Evet. Basıldı ve şu anda 10 şarkının toplam 5 tanesi dediğim şekilde aranje edildi. İçinde bir de Yürük Semai formunda bir eserimiz var. Bu akşam biz onu söyleyecek misiniz? Söylemeyeceğim. Başka bir akşam söyleyeceğim. Hayal kırıklığı işte. Merak ettim. Söylemeyeceğim. Yani aslında şöyle düşünüyorum ben. Hedef kitle olarak gençleri ele alırsak yani o zaten bizim müziğimizin belirli bir yaş grubu dinleyicisi var. Biz. Estağfurullah. Gidiciler. Ben de. Yok gidiciler. Yolun sonunda olanlar. Hayır canım. Ve hatta bunu şöyle anlatmak isterim. Şimdi ben konservatuvarı bitirdikten sonra... İstanbul? Evet, İstanbul Teknik Üniversitesi. Bitirdikten sonra bir öğretmenlik hayatım oldu 8 yıl gibi. Şimdi pek çok müzisyen gibi. Aynen. Öğretmenlik hayatımda işte çocuklara tabii o zaman daha çok ben de bu anlamda tecrübesizim. İşte derse giriyorum, bir notaların yerlerini öğretmeye çalışıyorum falan. Diyorum ne yapıyorum ya ben hani böyle yapmamalıyım, bu böyle olmamalı. Sonra yöntem değiştirdim. İşte çünkü sonuçta burası çalıştığım okullar müzik okulu değil. Yani normal devlet okulları. Ve dedim ki ben o zaman çocuklara müzik dinleteyim. Sonra Itri'den başladım dinletmeye. Validede efendim. Ağır gelmiş. Çocuklar aynen böyle yapıyor. Hocam ya siz bizi çok uyutuyorsunuz dedi bana. Ve dedim ki ben doğru yapmıyorum. Ben ne yapmalıyım? Daha onların anlayabileceği tarzda şeyler dinletmeliyim. İşte ben de İsmail Dede Efendi'nin işte Yine Bir Gül Nihal'ini dinleteyim dedim. Nispeten, o zaman sevdiler. Evet, o zaman yani fazla dozaj yüksek evet. Verince kabul etmedi bünyeleri. Evet. Ve ben de bu amaçla işte bu albümü yaparken de hep bunu düşündüm. Yani bu bana bir ders oldu aslında daha gençliğimde, evvel gençliğimde. Hala genç. Şu anda da. Çok gençsiniz. Yani işte idare edelim. Yani bize göre herkes geçer. Şahane. Hoş geldiniz hanımefendi. Nasılsınız? Hoş misiniz? Bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Ben ne diyeyim? Baleyi o kadar seviyorum ki balerinleri konuk etmeyi çok seviyorum. Daha önce İlke Kodal'ı burada konuk ettik. O da çok sevdiğim bir balerin. Keza siz de öyle. Yıllar önce başka bir program yaptım Sine 5'te. O zaman Zeynep Tambay'ı böyle konuk etmiştik. Hatta ya sen manyak mısın? Türkiye'deki balerin televizyonda ne işi var falan diyorlardı bana. Niye ama. Niye öyle diyorlar? Öyle diyorlar yani. Hani buraya daha çok böyle hani çok pop isimler çıkar ya. Balerinler böyle biraz daha arkadadır. Bir de hani sahnede çok tanınan bir kıyafet ve bir makyaj arkasındasın. Hani sokağa çıkınca aa demezler yani. Baleyi seven bile bazen bilmez. Ama ben bayılıyorum balerinlere. Keşke daha da çok bayılan olsa. Yani keşke zaten olsa ama var epey var Türkiye'de. Hiç fena değil yani. Evet. O yüzden sizi burada ağırlamak benim açımdan çok güzel. Hele İzmir'den gelmiş olmanız daha da güzel. Ve bir kez daha bir baş balerine beraberiz. Sizin hikayenizi ben okuduğum zaman çok şaşırmıştım. Böyle genellikle hani kız çocuklarının 4-5 yaşında böyle ufak ufak başladılar. 6-7 yaşında artık öğrenmeye başladılar. Ve yürürler oradan sonra. Siz aslında belki de geç sayılabilecek bir yaşta keşfedilmişsiniz. Doğru mu? Geç değil ama tam zamanı diyebiliriz. Evet, tam zamanında diyebiliriz yani. Çünkü ama daha küçük yaşlarda bir böyle hatırlatmalar, bir çağrışımlar oldu. Ha. Mesela çok ufak yaşlarımda, 5-6 yaşlarımda fakat çok net hatırlıyorum. Annem öğretmen olduğu için, ben küçük yaşta olduğum için beni bırakmak zorunda kalıyordu bir bakıcı ablamıza. O bakıcı ablamızın da Rum komşuları vardı. Ve İzmir'de oluyor bunlar. Evet İzmir'de oluyor. Ve televizyon seyrediyoruz mutfakta. Çok karlı, küçük bir televizyon. Buzdolabı üstünde hatırlıyorum. Rum komşular da işte sohbet ediyorlar bakıcı ablalarla beraber. Şey dediler, yemek yediriyordu bakıcı abla bana hatırlıyorum. Bir yerde televizyona kilitlendim. Küçücük, karlı, siyah beyaz bir televizyona kilitlendim. Fark ettiler kilitlendiğimi, dürttüler beni, ben tepki vermiyorum. Bu izlediğin bale,
Bale. Bir bale, evet. Ama o zaman yine televizyonda bale var. Evet. Şimdi güzel evet. Diyor. Yani 5-6 yaşında beni böyle dünyadan alıkoyan bir durum var orada. Ondan sonra kilitlendim. Rum komşular da tabii ki de çok iyi bildikleri için ne izleniyor, ne oynuyor orada. Çok mu sevdin dediler bana. Böyle kafa salladığımı hatırlıyorum. O izlediğin ne biliyor musun? Kuğ Gölü. Oo. O izledim baş dansçının ikinci perde adajosu ve solosu vardı. Beyaz kuğ şeklinde. O izlediğin kim biliyor musun? Hangi balerin biliyor musun? Maya Plisetskaya dedi. Ben böyle büyülenmiş bir şekilde hala hatırlıyorum. 5-6 yaş çok ufak bir yaş. Aslında tabii çok ufak bir yaş. Evet ama çok ama böyle izledim. Net beynimde o işte anlar var. Daha sonra annem çok olmak istemiş. Annem doğmak istemiş. Evet, ha. Evet. Annem olmak istemiş. O zamanın şartlarında Aydın doğumlu. O zamanın şartlarında pek olamamış. Olamamış ama yine sanatın başka bir dalı olan resim öğretmenliği, resimle ilgilenmiş. O hayalini benim... Yani ki anneler babalar kendi eline çocukları geliştirmiştir ama bu pek mümkün olmaz normalde. Sizde olmuş. Babam şans sporla ilgileniyor. Ha. Çeşmeli. Çeşme sporun çok eski kalecilerinden. Evet aynen öyle arkadaşlıkları var zaten. Kaleciydi. Çok gibi spor fiziği olan bir baba. Babadan fiziği alıyorum. Anneden sanat. Sanatı alıyorum. Böyle bir sentezle çıkıyorum ortaya. Peki 10 yaşında mıydınız? Kaç yaşında mıydınız? Evet annem Karşıyaka'ya taşındık. Kız kardeşimle beraber beni özel bir bale okuluna kaydettirdi. İkizler Bale Okulu. Oradaki hocalarım kız kardeşim hemen zaten çok küçüktü. 3-4 yaşlarındaydı. Hemen tosladılar. Sınıfı belliydi filan. Beni öğretmenler bakıyor. Şimdi yaşım da sınır bir yaş ya. Şimdi tereddütlüyüm. Bakıyorlar. Bitmiyor. O bitmiyor bakmaları. Şimdi sırtıma bakıyorlar, ayaklarıma bakıyorlar, kaldırıyorlar falan dedim ben. Allah Allah. Bir sıkıntı var. Çünkü minik bu, hemen bu normal oldu. Bir bu Karşıyaka'da bale okulu burası aslında. Evet, evet, evet. Miniğin hemen oldu kız kardeşimin. Yani bende niye bu kadar? Evet, burada. Bir sıkıntım mı var? Galiba ben olmayacağım evet, falan. Evet, evet. Herhalde yaşım büyük yaşı bir sorun var azı herhalde diye. Azı kadar bize getiriniz buradan balerin modu olan şimdi diye korkuyorsunuz tabii. Ne olur. Ama bir yandan da fısıldaşıyorlar ve pozitif bir fısıldaşmayı alıyorum. Ayaklarım biraz fazla esnekti ve bu balede arch dediğimiz çok avantajlı bir durum. Çizgimizi tamamlayan bir durum. Ondan dolayı oradan bir çok şey pozitif bir puan aldığımı hissettim ama yine de niye bu kadar uzun sürüyor dedim. Meğersem sonra odasına, bale öğretmenim odasına annemle beni çekti. Annem anlatıyor, ben dinliyorum can kulağıyla. Kızınızın yaşı ve beden ve iskelet yapısı baleyi profesyonel olarak okuyabilmek için çok müsait. Yaşı hemen tam sınırı. Evet, gecikmemek lazım. Bu yaz konservatuar sınavları var. Hemen hazırlansın. Bizde de başlasın ama ekstra egzersizleri de yapsın. Hemen sınava deneyin. Muhakkak bu sene girsin diye bir sağ olsunlar. Ve siz 10 yaşında konservatuar sınavına girdiniz. 9,5 10 yaşında Aralık tamam, doğumluyum. Evet evet evet. Yani 10 yoktum daha 9,5. Evet evet. O yüzden. Ve 9,5'da konservatuar kazandınız. Evet aynen. Peki duyduğunuzda birinci de kazanmışsınız doğru mu? Evet öyle oldu hiç tahmin yani, etmiyorum. Yani Karşıyaka'da bir bale okulunda birkaç ay bir eğitim ve konservatuar birinci de kazandınız. Aynen minnettardım. Bu doğal yetenek. Evet. 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 Ne şanslısınız. Çok şükür. Yani doğru zaman, doğru yer, doğru insanlarla tanıştık. Peki kaç sene konservatuar? 10 yıl. 10 yıl. Tabii. 10 yıl. Tabii. Tıptan uzun. Evet. Yani tıp artı uzmanlık evet. Artı mecburi hizmet. Hı hı. Vay vay 10 yıl. 10 yıl. Yani 9,5'da girdiniz, 19,5'da çıktınız. 20 evet. 20'de evet, çıktınız. O, evet evet. 19,5 gibi. Aynen. Çok uzun. Bayağı uzun bir iş bu ya. Çok. Aman 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 aman. Meşakkatli. Ne meşakkatli bir iş. Tabii ki. O kadar seviyordunuz. Çok. Hala çok seviyorum. Hala çok sevdiğimi biliyorum. Hala çok yani, seviyorum. O yaşta daha zordur ya. Evet. Yani o yaşta disiplin çok zordur çünkü yani işte tam böyle ergenliğe geçiyorsunuz. Diğer kızlar ortada gezerken sizin çalışmanız lazım. Gece hayatınız olması lazım. Eğlenceye çok fazla vakit ayıramam. Yani müthiş bir disiplin. Hem öyle hem de 9-10 yaşında bir çocuk kariyer planlaması yapabilecek bir yaşta değil. Yani çocuk yani geziyor. Arkadaşlarınız yani. Evde oyun oynuyorlar. Yani. Aynen öyle. Bizim onun zaten idrakını, balenin çok ciddi, çok meşakkatli bir iş olduğunu, meslek olduğunu
ayırt etmemiz bir liseyi buluyor. Biz böyle bir 3 sene, 4 evet, sene böyle bir gidiyoruz, geliyoruz. Tabii ki de zor ve zaten yıllar seviyeye yükseldikçe kültür dersleri de görüyoruz biz tabii ki de. Meslek dersleri daha da yükselerek, daha da artarak repertuar, padüdü, kızla erkeğin birlikte dansı gibi dersler, daha da sanat tarihi gibi dersler daha da yükselerek artıyor ve bayağı bir sabahtan akşama kadar biz orada okuyoruz gibi oluyor. Bir yandan sanat tarihi, bir yandan bale tabii, tarihi. Tabii. Yani kültür bir dersleri birazcık daha hafifliyor, sanat dersleri birazcık daha artıyor. Bu şekilde 10 yıllık bir eğitimle mezun oluyoruz. Muhteşem bir şey ama. Ben baleyi çok sevdiğim için, yani balerinlere de o yüzden hayranım yani. Çok teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla siz aynı baleyi seviyormuşsunuz en çok. Öyleymiş. Evet. Çok şaşırdım ben de. Ben de çok şaşırdım. Yılbaşı geliyor. Yılbaşına sahnelenecek mi? Elbette ki. O bir yılbaşı ödülü yani, değil elbette mi? Elbette ki, tabii ki de. Şöyle bahsedeyim hikayesini de. Mezun oldum. Bahsettiğimiz fındıklarından bahsediyoruz. Evet, evet. Tahmin ettiğiniz üzere yılbaşı deyince. Evet. 2003 yılında mezun oldum. Mezun olur olmaz İzmir Devlet Opera Balesi'nde başladım çalışmaya. Ve birkaç ay sonra Fındıkkıran Balesi geldi. Bu arada konservatuarda da sene sonu gösterileri yapıyorduk. O da mı Fındıkkıran? Evet, onda da ben son iki yıl üniversite yıllarımda son iki yıl Fındıkkıran yaptım. Clara orada bir cepte zaten. O zaman. Ve İzmir Devlet Opera Balesi'ne başladıktan sonra 2-3 ay içerisinde ilk başrolle layık görüldüm yöneticilerim ve çalıştırıcılarım tarafından 20 yaşında. 20 yaşında başrol. Evet, evet. Ne güzel. Çok şanslıyım ve çok çalıştım. Zaten 50 yaşında olmaz da yani, ama 20'de biraz erken. Evet, yani hemen başrol oynamak herkese nasip olmuyor. Evet. Ya da herkesin harcı değil diyelim belki de. 2-3 ay sonra böyle bir şekilde oynadım. Çok uzun seneler oynadım. Daha sonra farklı bir versiyonunu bizim Türk koreograflarımızdan Mehmet Balkan'ın bir versiyonuyla 3-5 sene sonra tekrar başka bir prodüksiyonla oynadım. Antalya Devlet Opera Balesi'nin daveti üzerine Antalya'da Komutan oynadım. Akçı. Yaklaşık ben 20 yıldır Fındıkkıran oynadım. Son pandemiden önce 2010 yılında. Pandemi nasıl etkiledi peki? Çok kötü. Kötü oldu değil mi? Çok kötü. Oyunlar durdu. Oyunlar durunca tempo düşüyor. Tempo düşünce vücut ona göre şeyini kaybediyor kesinlikle, belki de. Kesinlikle. Kesinlikle evlerde ve... Herhalde evde dans etmişsinizdir. Koltuk tuttuk. Masa tuttuk, avizelere çarptık, ayaklar her yere çarptı falan filan, ama yani bir de bilinmez bir zaman. Ha ne bitecek, ha bitecek. İlk başta böyle çok yorucu bir tempodan çıkmıştık. Aa biraz tatiliz galiba. Yani birkaç ay iyi tamam da. İki hafta, üç hafta, hadi bir ay filan. Bitmiyor. Bitmedikçe ben sinirler zaten geriliyor. Kesinlikle. Sonra yapabileceğimiz bir şey yok. Keşke şu an düşünüyorum daha da o zamanı daha doğru kullanabilirdim diye, ama mesela yüksek lisansa yeni başladım. O zaman yapsaydık keşke. Evet, o boşlukta oradan çıkartabilirdim. Kesinlikle oradan çıkartabilirdim. Ne olsun, geç olsun, hiç olmasın. Hiç şimdi başladım. Bir yandan da öğretmenlik gibi, zıbay öğretmenliği değil mi? Evet, 2018 yılı itibariyle onu anlatacaktım. Fındıkkıran'da çok uzun süre dans ettikten sonra bale öğretmenliğine de başladım. Ve bu sene bale çalıştırıcıları... Yurt dışına gidiyorsun dans etmeye? Tabii. Galaları ben çok severim. Komple eser de yapmıştım farklı ülkelerde, ama gala baleleri ben çok severim. Fransa'da gala bale yapma şansım oldu Montpellier şehrinde. Çok çok güzeldi. Çünkü bir sürü dansçıyı izleyebilme ve arkadaşlık kurabilme ve farklı teknikleri görebilme şansımız oluyor. Peki mesela şimdi balede ekoller var. Rus ekolü, Avrupa ekolü, Amerikan ekolü, ki ben pek sevmem. Küba. Ha, Küba var, doğru. Hangisi size daha yakın? Bize daha yakın. Biz Avrupa ekonomimiz, biz neye daha yakınız? Biz konservatuarlarda Vaganova eğitimi dediğimiz Rus eğitimiyle eğitildik ve hala devam ediyor. En iyisi midir? Ben en çok Rus severim çünkü de. Çok tabii ki de kötü diyemem. Tabii ki de iyi, ama ben bana soracak şahsi olursanız şahsi ben Avrupa tekniğine niye daha yakın hissediyorum. Niye? Daha yumuşak daha hissediyorum. Bazı doğru, öbürü daha teknik ve daha sert ve daha az duygulu. Daha sert, evet, geliyor ve daha çok doğru, daha az duygulu. Evet. Benim için duygu çok önemli. Biz evet çok bedenen... Ya kusura bakmayın, biz baleye daldık gidiyoruz ya. Ben çok sevdiğim için öyle biz gittik yani. Kusura bakmayın. Ben de çok severim bale. Seversiniz değil mi? Çok severim. Hatta hanımefendiye de söyledim konuşmamızın başında. İlkokulda da bale kursuna gittim dedim, ama evet, benden balerin olamadı. Herkes profesyonel yapmak zorunda değil. Vücut yapısıyla ilgili bir şey yani. Kiminde oluyor, kiminde olmuyor.
Sen benden olabilirdi diye düşünüyorum. Neden olmasın? Bu şey olur derdi. Dekorda balta olur derdi. Estağfurullah. Fatih'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz da diğer konuyla. Fatih benim çok sevdiğim bir kardeşim. Buraya daha önce geçen sene konuk olarak geldiğinde ben de girmiştim. Verilecek Türkiye'de ve sen iki tane haklı çıktın. Ama bu benim haklı çıkmamın nedeni benim bunu bilmem değil, onu bunu hak etmez. Teşekkür ederim. Fatih'im hayırlı olsun. Teşekkürler. Teknik yılı sana verdim. Nasıl gelişir süreç? Yani şu süreç nasıl gelişirken şunu merak ediyorum. Şimdi sen şahane şeyler yapıyorsun biliyorum yani. Çok değişik bir mutfağın var. Çok acayip uğraşıyorsun. Ne bileyim yemeği bir sanat gibi işliyorsun ve sonunda da hak ettiğin iki yıldızı aldın. Belki seneye üçe bile çıkabilir bu. Biraz daha belki ufak tefek gayretlerle. Nasıl oldu süreç? Mesela kim geldi? Gelini tanıdınız mı? Yoksa gelecekler diye biraz bir ekstra dikkat falan göstermeye başladınız mı? Yoksa ya ben işimi yaparım, veren verir, veren vermeyen vermez olasına mıydı? Nasıl gelişti işler? Yani Michelin Guide'ın Türkiye'ye geldiğini öğrenince tabii heyecanlandık şef olarak. Çünkü çocuk yaştan beri onun hayaliyle, onun hani onu izliyorsun, insanlara işte restoranlara gidiyorsun, özeniyorsun. Sen bir de Michelin yerde çalıştın hep. Evet, ben 3 tane 3 yıldızlı restoranda evet. Çalıştım. Yani bu disiplini sonuçta görüyorsun, o mutfaklardan geliyorsun. Ama bir türlü tabii ki yıllar geçse de üzerinden bir türlü elde edemedik, şey yapamadık, yıldız alamadık. Yani Bangkok'ta çalışırken, Hong Kong'da çalışırken Michelin Guide'la yollarımız çok kesişti. İşte Guide'a girdik ama işte tavsiye ya da plate verdiler. Ama yıldız tabii ki hep böyle bir hayaldi. Evet. Öncelikle aslında ben hayallerimi ekibime, onları hayallerime inandırarak başladım. Çünkü okey Michelin gayet Türkiye'ye geldi, hayırlı olsun. Ama biz nasıl başladıysak, bu restoranı nasıl açtıysak, nasıl bir ivmeyle kendimizi geliştirip daha iyi yapacaksak çizgimizi bozmadan devam edeceğiz. Yani Michelin Guide geldi diye ekstra bir dikkat, ekstra bir şeyi yapmadık açıkçası. Çünkü ben... Yani bir Michelin hazırlığı olmadı. Michelin geldi, biz Michelin'e göre organize olalım demediniz. Hayır. Ben ve ekibim çok sıra dışı bir şekilde mükemmeliyetçi ve disiplinli olduğu için yani bence o kazandı aslında. Yani çünkü mutfaktaki disiplin, yaptığınız yemeklerin standardı çok önemli bunlar. Tom, yani ben seni mutfakta, mutfağın kapısına görüyorum, mutfağın önünde görüyorum seni. Vallahi orada böyle zebellah gibi oturuyorsun yani. Gittiniz mi bilmiyorum yani. Fatih lokantası muhakkak gidilmesi. Evet. Yani deneyimlenmesi gereken, gidilmesi değil, deneyimlenmesi gereken bir yer. Çok acayip bir yer. Ve orada ben Fatih görüyorum böyle mutfağın tam böyle salonla bakan tarafında oturuyor. Açık mutfak bu biraz. Orada böyle şey gibi, Kızılderili şefi gibi oturuyor ve bakıyor o ne yapıyor. Kaşıyla gözüyle. Çok acayip. Ben biraz kontrol freeyim. Kontrol freeyim. Çok aşırı derecede etrafındaki her şeyi duymak ister, her şeyi işte kontrol etmek isterim. Ama böyle yapmak zorundayım. Ama tabii şöyle bir şey var. Orası benim sahnem ve ben sahnede Fatih tutarım ama dışarıda Fatih'im. Fatih. Dışarıda önce, benim gibi olursun. Aynen. Tabii. Yani zaten bir şef olarak eğer bunu ayıramıyorsanız başınız biraz belaya girmeye başlıyor dışarıda. Çünkü ben bunu yıllar sonra keşfettim. Mutfaktaki Fatih ile dışarıdaki Fatih'i ayıramazsam ruh hastası olacaktım. O yüzden olan çok şef var. Çok var. O yüzden dedim ki bundan sonra dışarıda kendim olacağım. Orada. Peki mesela kim geldi, kim denetledi onu hissettiniz mi? Yani bir amca geliyor böyle gözlüklü, bıyıklı falan böyle elinde bastonla falan. Bazen böyle aramızda şey yapıyorduk. Acaba bunlar işte yani bilemiyorsun kim olduklarını. Tek mi geliyorlar, iki kişi mi geliyorlar, üç kişi mi geliyorlar bunu bilmiyorsun. O yüzden herkes potansiyel. Peki Fatih Altaylı o de. Gittiğim yerde iyi muamele görün, iyi yemek yedin diye düşünüyorum. Böyle. Öyle bir yay sen ne olur ne olmaz. Kalsın ama yay bunu. Yani bence bilmememiz ve onların gerçekten hani tanınmayan müşteri olarak normal hesabını ödeyen misafir olarak gelmesi bizim için daha bildikten sonra hiçbir anlamı yok. Çünkü herkes benim için Michelin inspector ya. Tabii çünkü herkese farklı davranırsan restoranda o zaman hiçbir anlamı kalmaz. Tamam. Oturan gelen bütün misafir aynı servisi, aynı müziği,
aynı yemeği, her şey aynı olması lazım. Barın da iyi. Hiç kimse VIP değil yani. Senin bar da çok iyi oynuyor. Evet, bar da ayrı bir şey. Ama sonuçta iyi bir... Gittin mi sen? Gittim tabii. İyi bir restoranın yemeklerinden ziyade içkilerinin, içeceklerinin de çok iyi olması gerekiyor. Aynı dili konuşması. Yani birinin zayıf, birinin yukarıda olması olmaz. Servisin de çok iyi. Tabii, çok servis de çok önemli. Yani senin servis elemanlarının müşteriyle kurduğu diyalogdaki seviye, yakınlık, yakın ama cıvık değil falan çok... Yani belli ki iyi öğrenmişsin dersini ve iyi uygulamışsın. Çocuklara çok samimiler. Mutfak ekibi de öyle. Her gidenlerinde bunu duyuyorum aşağı yukarı. Ama tabii de senin o yurt dışı tecrüben bence önemli. Yani sen bütün sistemi ona göre organize etmiş değilsin. Sen almayacaksın ben da kim alacak? Ben her şeyi yıllar önce zaten kurdum ve yani bunun planını yaptım. Peki işte almak zor. Biliyorum almak zor. Ama yine de yırtınırsın alırsın. Ama daha zor olan bir şey var. Bunu yıllarca koruyabilmek. İşte benim mesela Fransa'da şef bir arkadaşım var. 45. senesinde hala 3 mişini koruyor. 45 yıldır 3 mişinde. İşte 80 küsur yaşında bu yaz gittiğimde tekeki sandalyeyle geldi yanıma. Sohbet ettik biraz. İnşallah 46-47 de yapacağım. Çok dedi. Güzel. Sen mesela seneye bunu koruyabilmek için planların var mı? Bunu 3'e çıkarmak için. Çünkü 3'ün gerektirdikleri biraz daha ufak tefek eklemeler yapmak için. Böyle bir planın var mı? Bu 2 iyidir ben böyle idare ederim. Çok da kasmaya gerek yok mu diyorsun? Şimdi şöyle bir şey var. 2 yıldız alacağımızı ben kalbimden istiyordum ama öyle bir şey olacağını bilmiyordum. Ben biliyordum, eminim. Yani çok büyük, çok güzel bir sürpriz oldu. Ve ya bir şefin direkt 2 yıldız bir restoranın direkt 2 yıldız alması çok zor bir şey. Yani sonuçta bu işin içindeyiz sürekli. Kimin neler yaptığını, nasıl uğraştığını görüyoruz yani. O yüzden çok zor bir şey. Şimdi bunu bence alıp gerçekten bu çok değerli ama bir gün 3 yıldıza gider mi? Bunun için çaba gösterir miyim bilmiyorum ama ben şu an aldığım bu ama koruman lazım. Korumam lazım. Tabii ki korumamız gerekiyor ama şu an mutluyum yani. Çok fazla da kasmak gerekmiyor hayatta. 2 yıldız bence muhteşem bir şey zaten. Muhteşem bir yani... şey ama 2 yıldızı bir sene daha, bir sene daha. Evet. Bence 2 yıldız çok yeterli yani. 3 yıldız başka bir seviye. O başka şeylere var içerisinde ama 2 yıldız çok yeterli. Saygınlık açısından çok yeterli. Sadece koruma meselesi var. Evet, koruma meselesi. Oradan şunu soracağım. Şimdi bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla sektör dedikoduları, yemek sektörüne değilim ama çok yediğim için halimden de giderek daha anlaşılır hale geldiği üzere bir yerde açıyoruz. Bu riskli midir bir şef için? Yani bazı projeler var gelen bizim hani değerlendirdiğimiz ama bu risk değil. Yani dünyada birçok şefin, Michelin yıldızlı şefin başka restoran var. Gordon Ramsay düşünün 17 tane restoran var. Ama Gordon Ramsay artık televizyon starı oldu. Evet, ben televizyon starı ya da işte celebrity şef olma hayali benim işim aynen. Mutfakta. Benim yerim orası. Ben oradan çıkmasaydım zaten orada olmasaydım orada zaten. Aynen yani Michelin dediniz ya işte nasıl koruyacaksınız? Orada olarak bu kadar basit yani. Yeni restoranda da Michelin almak gibi bir hedefin var mı? Mesela orası da en azından bir yıldız alsın diyor musun? Yani gönlüm ister. Çünkü orada da çok değerli bir ekip olacak. Orada da bence insanlar bunun için çaba gösterecektir. İnşallah orada da olur. Peki bakalım. Şunu merak ediyorum. Bunun ticari etkisi oldu mu? Şu açıdan soruyorum bunu. Michelin yıldız. Dün bu Michelin tavsiyesi alan günlük sıradan bir lokanta ama şahane lezzetleri vardı. O da buraya konuk olmuştu Deniz Hanım. Onun lokantasına gittim dün değil evvelsi gün. Hatta kimle gittim de söyleyeyim. Vedat Milor'la beraber gittik yemeğe. Bayağı da güldük, eğlendik. Dedi ki inanılmaz bir talep patlaması var. Yani boş masam kalmadı. Öğle servisi, akşam servisi ayrı doluyuz dedi. Çoğu da böyle olmuş. Mesela geçen hafta da burada Arakan'ın şefi vardı. Dedi ki telefonlara cevap vermiyoruz, telefonları kapattık dedi. Sizde de durum aynı mı? Yani şöyle bir durum oldu. İşte ödül töreninden geldik. İçeri girdik. İnsanlar tabii çok mutlu. Herkes alkışlıyor falan. Ofise girdim ben. Oturdum biraz. Sonra işte misafirlere bakan arkadaşımız geldi. Şef telefon durmuyor. Ne yapayım? Dedim ki kablosunu çek. Ben fişini çek dedim yani biz şu an yapamayız tamam. Yani bunu. Yani o gece 1500 tane mail gelmişti. Yani rezervasyon talebi. Çünkü sadece 40 kişi alabiliyoruz. Zaten 5 gün açık. Sadece akşam yemeği. Yani haftada 200 kişi yemek yiyebiliyor. Yani
şu an Şubat'ın sonuna kadar hiçbir şekilde. Doğru. Bir de yani insanlar rezervasyon yaparken paralarını da ödüyorlar. Evet, o yüzden yer yok. Yani. Ama çok kıramayacağım insanlar oluyor. Küsmeye başlıyorlar. Küserler. Şimdi ben arasam bu yer vermezsen küserim sana bir daha. Bir şey yandı yani. Onlarla şu an mücadele etmeye başladım. Ama güzel bir duygu. Ama en sonunda şey diyorlar. Ya tamam hani helal olsun. Helal olsun. Anladık. Okey. Başka ben, zaman gelirsin. Ben senden ümidi kestim. Ben sana iki sene gelemeyeceğim artık onu biliyorum. Ya ben biraz adaletli olmayı seviyorum. Yani. Çok haklısın, çok doğru yani. Yani. Herkes özel. Herkes özel. Hani. Eğer sen rezervasyon yaptıysan. Herkesin bir annesi babası var. Evet ya, hepimiz aynıyız yani. Bence birimizden zenginiz diye ya da daha ünlüyüz diye. Kalbi kardeşim. Olmamalı. Yani bilmiyorum. Fakat rezervasyonlar. Mesela gelsem kapıda bir tabak da vermez misin? Çok takılıyorum ya. Göre geçiyorum. Biliyorum çok muazzam bir hissi olduğunu biliyorum. Teşekkür ederim. Biz yemesek de olur, herkes gelsin yesin. Keşke o lezzetleri herkes tatsa. Ben bu sene bu menüyü tattım bir kere. İkinci menüyü inşallah. Siz gittikten sonra 8 kere değişti mi? Yok, bir kere değişti. Değişti yok, mi? Çok tabii. Bakıyorum internette değişmiş görünmüyor. Şöyle bir durum var. Türk açıldığından beri bir hesaplama yaptık. 380 tane yemek yapmışız. Yani 10 tane restoran açacağız. Allah Allah. İnternette bakıyorum ben değişti mi diye. Çünkü çok az değişti de görüyorum. Tek tek değiştiği için. Hepsi komple değişmiyor ya. Hı-hı. Biri çıkıp biri girdi. Ben yedikten sonra bir balık girmişti mesela. Ama diğer bazı şeyler aynı. Doğru, haklısın. Belki de ondandır. Tek yemek değiştiği içindir. Evet. Neyse, tamamı değişti. Bir daha geleceğim inşallah. Telefona fişe taktığın gün ilk beni bulacaksın karşında. Kaya Bey, siz bu sektörün... Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Bir, onu karşısında görünce söylemeden edemem. Yeni yeriniz çok güzel olmuş. Ben gidemedim. Teşekkür ederim. Ama herkes çok ödüyor. Çok şık olmuş. Mahmut Anlar, sevgili dostumuz, yapmış dekorasyonunu. O da şahane olmuş. Hayırlı olsun bir kere. Birincisi o. İki, şimdi Michelin'ler verilince şöyle bir şey oldu. Şimdi ben baktım Michelin'lere. %90'ına katıldım. Hatta 95'e katıldım. Bir iki yer hani alması da olurdu ama almadan da mahsuru yok. Bazı restoranı unutmuşlar gibi geliyor. Mesela karşıda Fatih de katılacaktır buna. Fauna diye bir restoran var. Yani yıkılıyor. Yer bulmak mümkün değil. Alması lazım. En azından bir tavsiye hak ediyordu. Yani hani mesleki yeterlilikleri, gösterdikleri özen, o artizanal tavır bayağı hak ediyordu. Eksik kalmış. Herhalde bilmiyorlardı. Seneye öğrenirler, oraya verirler diye bir şeyler diye düşünüyorum. Şunu söyleyeceğim. Bir hava var. Ya o kadar da önemli değil diyen bir kesim var burun büken. Bir de bu çok önemli. Çok önemli değil. Ama çok önemli. Hiç önemsiz değil. Ve kıymetli bir şey. Şimdi şu açıdan kıymeti görüyorum ben. Yani niye ben anlatıyorum ki, sana anlat diye çağırdık böyle seni. Nedir bunun kıymeti? Bence önemli. Önemli. Ve de çok önemli. Birkaç sebebi var. Bazı pazarlarda özellikle hala çok etkin. Bir tane örnek vermem gerekirse Uzak Doğu pazarında. Bizim Türkiye için epeydir bize uzak kalan Uzak Doğu pazarında Michelin uğruna seyahat etmek için nedenlerden biri. Önce onu bir açıklayayım. Biri yıldız ki dünyada şu anda 2600 küsür tane, 2700'e yakın bir yıldızlı restoran var. O dünyada milyon restoran arasında. Arasında, yani. Bütün dünyada. O diğer restoranlara göre fark yaratan restoran demek. Sevgili Fatih'ten dünyada 485 tane var. Yani Fatih 486. oldu. Bence müthiş bir olay. Ben bunu bilmiyordum. Rakamlarla. İşte sektör temsilcisi deyince ben çalışıp geldim. İki yıldız uğruna rotanı değiştirmeye değer restoranları. Yani siz Türkiye'ye geliyorsunuz, İzmir'e gidecekken İstanbul'a da bir uğrayın da şu Fatih'te bir yere gidiyorsunuz. Hatta Yunanistan'a gelmişsin, İstanbul'a da. O bir yıldız. Yok, bir yıldız öyle değil. Peki, bir yıldız tamam, uğruna seyahat etmeye değer. Yani bir yıldız yani, evinde oturacaktı, hiç alakan yoktu. Mesela Noma için Danimarka'ya niye gideyim ben, manyak evet. mıyım, kafayı miydim ama Noma var diye gittim mesela. Hadi valizi yap, Noma'da yer bulduk, kalk Danimarka'ya gidiyoruz. Aynen, ondan Şubat ortasında bir tarafım donarak Danimarka'ya gittim Noma için yani. Tamam, şimdi o 138 tane. Şimdi Türkiye'nin buna girmiş olması bile Michelin sebebiyle seyahat eden insanların sayısından dolayı ekonomik anlamda büyük bir katma değer. Yani ben şöyle söylüyorum, çok uzun zamandır tarihiyle, kültürün tarih tarafıyla
misafir çeken İstanbul artık lezzet tutkunlarının aradığı bir gastro city olacak. Yine kültür ama biraz evvel konuştuk, kültürün sanatı da var. Yemek de çok iyi bir kültür elçisi. Onun için yemek için seyahat edenlerin de alım gücünün yüksekliği ve bence sosyo-kültürel seviyelerinde yüksekliği, Türkiye'ye gelen insanların da daha rafine insanlar olması da bizim toplumumuz için de iyi bir örnek. Ve daha çok para harcamış. Şimdi turist 680 dolar harcıyor, evet. Türkiye'de. Michelin lokantaya giren turist gelme. Onun da istatistiğini vereyim. İki şehir arasında kararsız kalan gastro turist diyelim. Seyahat motifli turist. Diyelim ki İstanbul'la Tel Aviv'e bakıyor. Tel Aviv'de var mı bilmiyorum. Şu an yok. Tamam. Demek ki o ikisinin arasında kararsız kalırsa Michelin Guide'ın olması bir şehirde 3/2 oranında tercihsiz olur. Bu bir. İki. O şehre seyahat edenlerin %57'si minimum bir, maksimum iki gün uzatıyor seyahat. Michelin'li lokanta varsa orada. Varsa. Yani İstanbul'un ortalaması 4'tür. 4 günlük seyahat edenlerin %57'si uzatacak. Yarısı 5, yarısı 6 gün olacak. 3. Bir üçüncü ekonomik değer. Michelin restoranda yemek yiyenlerin restoran ortalaması bütün dünyada yıldızsız bir restorana göre ortalama harcaması 40 euro kadar. Kişi başı bir öğün. Yükseliyor. Daha fazla. Şimdi bunları üst üste koyduğunuz zaman İstanbul kişi başı geliri turizmden artacak. İstanbul'a galiba 12 milyon turist geliyor. Evet, 12 milyon. Şimdi ve bu İstanbul'da kalmayacak. Yani bu beyefendiyle daha ilk bundan 10 ay evvel açıkladıklarında ve çok güzel bir yerde açıklamayı yaptılar. AKM'de yaptılar. Arkasından turizm destinasyonlarını da düşünüyoruz dedi. Sevgili bakanımız da bastırdı. Bence Bodrum şimdi düşünmesinler daha. Çünkü o düzeyde Michelin yıldızlık lokanta Anadolu'da çok fazla yok. Bodrum. Bir iki yer var. Urla. Urla bir. Bodrum. Urla'da, Urla'da iki lokanta tavsiye veya bir yıldız alabilir. Bodrum'da belki Luka alabilir. Başka neresi olabilir bilmiyorum. Marmaris'te Manzara Restoran büyük ihtimalle alacaktır. En az bir yıldız alır orası da. En az da yok, bir yıldız alır büyük ihtimalle. Başka? Şimdi Antalya'da... Ben sizi kadar kolay, kolay saymayayım. Sayamam. Yani, senin zaten bir sikir yok sayman evet, lazım yani da. Benim, hayır ama hepsi benim çok iyi ahbaplarım ama ben mesela Urla'yı önemsiyorum. Urla çok çünkü önemli. Urla'da bağ yolu hem var. Hem ürün var hem şarap yemek var. İkisinin birleşiminin katma değerinin çok, çok daha yüksek olacağı bir nokta var. Burada iki yer alabilir. Ama önemli olan bazı ülkelerde 8 sene sürüyor Michelin'in girmesi. Şimdi biz aramızda da konuşuyorduk niye bu tarihe kadar gelmedi Türkiye'ye diye. Birkaç sebebi var. Michelin'in en önemli saygınlık kazanma nedeni consistency dediğimiz sürdürülebilir kalite. Serviste de öyle. Biraz evvel bahsettik Fatih'in. Yani Fatih'in bu iki yıldızının tesadüf olmadığını zaten tarihi anlatıyor. İddiası anlatıyor, mükemmelliyetçiliği anlatıyor. Bu arada iki yıldız, sevgili Fatih biliyordur, en zoru. Çünkü bir yıldıza düştüğünüzde hiç yıldızınız olmasaydı daha iyi diyeceğiniz kadar kötü bir lig. Ama üç değilsiniz, fiyatınızı üç kadar yükseltemiyorsunuz. Ama ikide aranan özellikle birden çok daha ağır olduğu için Fatih'in önümüzdeki sene işi bugünden bir sene sonrasına çok daha zor. Ama onun o disiplini ve mükemmelliyetçiliğiyle yakalayacağını ben düşünüyorum. En azından ikiyi tutacağını. Ya bunun Türk turizmine çok büyük katkısı olacağı kaçınılmaz. Evet, biz bunu bir buçuk senede becerdik. Yani Sayın Bakan bir buçuk sene evvel ne dersiniz dediğinde Türkiye Turizmi Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda, ben çünkü yeme içmenin danışma kurumunu temsil ediyorum, direkt yapalım dedim. Yani eğer yatırımı varsa da vardı ama gerçekten çok makul bir yatırımdı evet. Bu. Direkt yapalım, bunun çok kısa sürede yatırımı geri döndürürüz dedim ki o yatırım aslında neydi biliyor musunuz? 50 küsür tane şey aldık. Rehbere giren listemiz oldu. Şimdi ben 52 tane galiba değil mi? 53. 50. Tahminen söylüyorum 10 tane yer deneyip birine ancak vermişlerdir. Demek ki 500 tane yere gittiler. Bunların hepsini hesap ödediler. Konaklamalarının parasını ödediler, uçaklarını ödediler ve bunlara en az 4 kere 5 kere gittiler. Yani o ilk yatırım diye gördüğümüz aslında o da Türkiye'de kaldı o para.
Ben Bakan Bey'i de Turizmi Geliştirme Ajansı, özellikle Turizmi Geliştirme Ajansı çok önemli bir şey yapıyor. Yani ilk başlarda turizmciler, bizim meslektaşlarımız da biliyorsunuz, biz oraya pay para kesilecek diye bayağı bozulmuşlardı. O zaman da konuştuk. Bakın biz vereceğiz, bize harcayacak. Evet, bunu da konuştuk. Bize harcanacak, pasta büyüyecek. Pasta büyüdükçe oraya aktardığımız fon büyüyecek. Bence gerçekten nitelikli turisti ve lezzet amaçlı gezen seyahati tutkunlarını çekmek adına Türkiye için bence milat. Geç kaldık ama bir şey daha söyleyeceğim, çok önemli. Topu topu 330 tane şey var. Hayır, 3300 tane. Bib Gurmand ödülü. Şimdi bu çok bizim basında yer almadı. Bib Gurmand dediği fiyat olarak, ekonomik olarak ulaşılabilir restoranlar. Ortalama Avrupası 40 dolar ve altı demek. Şimdi biz bu 3300'den 10 tane aldık. Demek ki buraya seyahat edenlerin profilleri düşükse eğer bile ekonomik anlamda gidecekleri 10 tane yer tavsiye edelim dediler. Fatih bile baktığın zaman Avrupa ile karşılaştığından bir yabancı için pahalı bir restoran değil. Değil değil. Yani değil. Gelecek Fatih'te vereceği hesap 100 dolar 150 dolar. Avrupa'da için çok büyük para değil bu. Şey de olacak yani... Yine bir enteresan bir istatistik vereyim. Türkiye'de 54 tane üniversite var, gastronomi bölümü 4 yıllık olan. Dünya rekoru bu. Yanına yaklaşan bir ülke yok. Şimdi ben artık onu biraz fazla buluyorum ya, söyleyeyim. Evet ama yani cılkı çıktı yani işte. Anneler babalar şimdi daha da fazla bu işe yatırım yapacak. Yani bunun bir sektör olarak kabul edilmesi, bundan 10 yıl öncesine kadar aşçı başı diyorduk. Hala aşçıbaşı ve bence bir intifadır aşçıbaşı. Keşke ben birisi aşçıbaşı dese. Kabul. Çok ama yani bu şey çok karizmatik bence de. Çok karizmatik bir şey. Executive chef ifadesiyle birlikte yani şimdi ben bu itibarı bir de ön tarafa vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani servisteki arkadaşlarımızın da, çünkü oradan da yöneticiliğe doğru basamak yükselecek ve bunun bir artık itibarı olan bir meslek olduğu. Ve de her zaman var hocam yani Ümit Usta'nın da itibarı az uzun değildi yani. Kanal 7'de biz adamla program yapıyorduk yıllarca. Ümit Usta'ya hastasıydık yani. Ben çocukken izliyordum. Yani annemle oturup izliyordum. İşte ben o zaman Kanal 7'nin müdürüydüm ya. Düşün bakayım ne kadar yaşlanmıştım. yemek yemiyorsunuz diye sormayacağım. Bir şarkı daha söyler misin? Diye. Tabii ki. Ne acaba? Azeri bir türkü. Oo, şahane. Eğer... yine bu türküde sevgili Baturay'ın düzenlemesi. Kendi albümüne de zaten o şekilde çaldı. Şimdi onu... Peki, gitmeden bir şey sorayım. Tabii. Yemek merakı var mısın? Yani yapma yemek, anlamında. Yapma. Yani yapma anlamında şimdi burada bu kadar yemek üzerine, gastronomi üzerine konuşulduktan sonra yalan söylemiyorum. O yapmayı mı, o satmayı biliyor. Yok, yaparım. Fatih yaparım. Bey çok güzel. Iyi. Oo, ama Allah. Evde yaparım. Ben yaparım, de çok iyi yaparım. Yaparım. Yani ben de çok güzel yemek yapıyorum ama... Yani yalan söylemeyeyim, çok fazla yemek yapmayı sevdiğimi söyleyemem. Ama şöyle... Yemek yapmak sevilmez mi? Vallahi... Dünyada en iyi terapi. Evet. Psikiyatra gideceğiz diye yemek mutfağa gidin. Tamam, seviyorum o zaman. Hayır, sevmeye başlayalım. Sevmeye başlayalım. Yemek daha güzel değil mi? O da çok güzel. Yapım yemek çok güzel. Ben güzel yemek yemeyi seviyorum. Hani sadece karnımı doyurayım, kalkayım gibisinden. Peki mesela sizde böyle var mıdır? Evet. O Michelin merak ediyorsun. Bu lokanta, Michelin. Böyle şeyler takılır mısın? Yok, hayır, takılmam. Ama iyi ve temiz yemek yemeyi seviyorum. Mesela ben yurt dışına falan gidiyorum ama takılıyorum. Yani şimdi hani bildiğimiz ülkeler hariç, yeni bir yere gitmişsen açıyorsun hani burada nereye gidilir diye. 3 Michelin, 2 Michelin, onlar ayrı bir kategori ama o işte diğer tavsiyelere bakarım ve Michelin rekomande ettiyse, önerdiyse burada en azından kötü bir şey yemezsin diye düşünüyorum. Evet. Temizdir. Evet, bir halt kötü yoktur. Bir sürpriz olur. Standardı vardır. Bir standardı vardır diye düşünüyorsun. Yani şey gibi. Otel yıldızları gibi bir şey aslında. Gastronomi yani. Dediğiniz gibi katılıyorum, çok popülerleşti. Benim oğlum bile 14 yaşında aşçı olmak istiyor. Gastronomi okuyacağım ben diyor. Tabii. Ben de. Vallahi yemin ederim aynen öyle dedi. Yani geçen ben gün böyle... bir açık okulda görüştüm hatta. Biraz fiyatlı bir yüksek para biriktirip gitmeyi düşünüyorum. Yani. Yani aslında Michelin Guide'ın gelmesi, işte insanların, gençlerin bizi görmesi de onlara da bir umut oldu tabii aslında. Tabii. Çünkü birçok insana dokunuyor bu yani. Yani. Ama bence güzel bir şey bu. Yani sizin evet. Belki de sizin ve siz ve sizin gibi liderlerin başlattığı güzel bir öncülük. Güzel, valla ben bu programı işte kaç 40 program falan oldu herhalde. Her hafta bir şef muhakkak konuk ediyorum. Yani. Evet. Çünkü bunun kıymetli bir iş olduğunu insan anlaması lazım. Kesinlikle. Bu bir sanat yani. Sanat. Bale aynen. Nasıl bir kesinlikle. Sanatsa. Aynen. Kesinlikle. Tabii ki evet. Aynı şey. Sanat ve zanaatin bir arada harmanlandığı çok acayip bir iş. Çünkü mutfak da yoktan ve bilinmezlikten var etme sanatı bence. Yani, yani çok doğayla barışık bir şey. Evet. Ekosistemle barışık evet. Bir şey. Yani çok önemli bir şey. Mesela bir de
Ölünç alıyorsun. Mesela Fatih'i ben burada konuk ettiğimde, Fatih Türkiye'de elbette belli bir kesimin tanıdığı bir şey. Tamam, Michelin falan filan, evet, ortalıkta yoktu. Sonra Fatih Michelin alınca ben sanki oğlum Michelin almış gibi sevindim yani. Partisine gidemedim. Tam benim programa denk getirdi partisine. Ben gidemeyeyim diye özellikle. Bekliyorduk ama. Gece 1'e 10 gece uyudan çıktım. Nasıl geliyor Fatih? Olsun. Başka zaman. Ben bahsetmişsiniz zamanla. Fatih Bey'i evinizde bir davet edin. İki Fatih birlikte yapsın. Siz araya oturun, arada bilek tutun aslında. Bir şey söyleyeyim. Ya çok usta, muazzam usta. Çünkü restorana gidememişsiniz. Restorana gidememişsiniz. Gittim restorana gitme. Gittiniz mi? Alınmadım dediniz ya. Yok, hayır, bundan sonra gidemeyeceğim. Artık kuyruk oldu. 3 ay kapalı yani şu anda. O da normalde 6 ay kapalıdır da sistem 3 ay randevu veriyor. 3 aydan sonrası daha... O zaman bizim için hiç umut yok. Estağfurullah. Bir gün bize bir kıyak yapar. Şef table yapar mutfakta, aynen. Mutfakta böyle her şeyden bir parça koyar. Ama gerçekten akıl dışı şeyler yapıyor yani insan, böyle göz zevki, damak zevki, akıl zevki, hayranlık falan, neyse. Size yemek zevki var mı? Çok severim yemek. Balerinlerin yememesi lazım. Değil mi? Güzel yemek. Değil mi? Yaşasın. Gözünüz vardı bana, fark ettim. Biraz acıktım. Burada hep bu saatte acıkıyoruz. Evet, bize bir yapımcılar hiç böyle bir, ya bari bir ıslak hamburger getirin değil mi? Hiç hikaye. Zaten aileden bizim de bir gastronomik bir durumumuz var. Ki yani çok yerel ve sokak lezzetleri olarak baba tarafı Çeşme Uğurlu tabii, ve kumru. Kumru. Oo, severim kumruyu, bayılırım, iyi kumru çok güzeldir. Ailece kumru şefki. Evet. Sizi mi kumru şefki? Evet, dededen babaya, babadan amcalara. Biliyorum, biliyorum, evet, biliyorum. Evet. O yüzden kumruyla büyüdüm. Kumruyla büyümedi, çok güzel. Kumruyu çok severim. Evet. Bayılırım kumruyu. Ay, güzel. Yani şimdi... İyi malzemeyle yapılınca evet, çok güzel. Şahane. Güzel sucuk, aynen, güzel. Özellikle sosisin iyi olması lazım. Evet, malzeme iyi olacak. Malzeme sucuk. Yok. Sucuk, sucuk çok önemli. Şey, evet. Yani sosis evet, olmasa da olur. Olmasa olur, evet, evet, olmasa olur. Kaşar ama... ve sucuk ve sayas peyniri. Güzel. Ay, 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 yok, ay, çok severim yemek yemeyi. Kumru yemeğe gitsek acaba? İstanbul için kumru yok ki. İstanbul için bir kumru yok. Vallahi bir tanesini de bile. Bir şey uğruna gidelim. Bir şey kumru. Biliyorsun artık sokak lezzetlerini çok tabii tavsiye ediyorlar. Ve çok yani biz iyi. Aslında bekliyordum ben. Çünkü Tayland'dayken sokak yemeği çok yapan... işte Singapur'da dedim ya burada bir dönerci almalı da almalı değil mi? Ben de bekliyordum. Bekliyordum yani. Daha erken bu ilk senemiz. Evet, ilk sene daha bir de ilk senenin tamamı dediği yani senin yarısı bu. Seni alacaklardı yani şahane kokoreççiler var. Şimdi nerede var bu, ne bulamazlar bunu bir hiçbir yerde yani. En güzel restoranlar zaten aslında bizim de ilham aldığımız ustaların esnaf lokantaları, yani en güzel yemeği yapan onlar aslında. Evet, yani basit dediğimiz, salaş dediğimiz yerler. Evet. Çünkü sabahın köründe kalkıp 40 sene boyunca her sabah 4'te kalkıp o yemeği yapıyoruz. O işte yani usta o. Aynen. Benim zaten geçenlerde Vedat Binor'la da bunu şey yapmıştık. Ustalar eğer kaybolmaya başlarsa bu geleneksel tatlarımız işte kokoreçi, işte döneri. Çünkü şimdi çocuklar, genç nesil birazcık hani burun kıvırıyorlar ya, şu saatlerce ben mutfakta çalışamam, çok zor bir işe dayanamıyor. Heves var ama işin içine girince... İşin içine olan ne zormuş diyorsun. Ne kadar zor, bu kadar saat ben disiplinin altında sürekli... Herkes Gordon Ramsay diye... Mobbing uğrayacağım, yani çalışamaz. Aynen, kavga, dövüş, bağırış, çağırış... Yani o birazcık işin böyle şey, yangın yeri ama yani eğer genç nesil yetişmezse ustalar aramızda ayrılınca ne olacak? Ne olacak? Yani çırak yetişmesi lazım. Vallahi ben işte yemekler arada bir gidiyorum mesela işte Kemerburgaz'da bir lokantam var. Hacı Mehmet amca var, elini öperek yemeğini yiyorum yani. Lezzet yemek. Şahane. Ya sizin şarkı gümeyiniz. Biz sürekli bu saatte acıkınca bu yemek konusu burada uzuyor. Ben lütfen. Sanatla doyuralım. Biraz evet, biraz kulağımızı doyuralım bari. Evet. Ruhumuzu ya da. Thank you.
affeyle, hoş sözle. Beni geldin dir yar, beni geldin dir. Söyle nedir? Ben bu şarkıya çok kızarım, biliyor musunuz? Neden? Ben bu şarkıyı biraz fesat ve kötü niyetli buldum. Ay ben de çok severim. Sahiden mi? Vallahi. Ben niye kızıyorum biliyor musunuz? Çünkü... Bu güzellik sahada kalmaz. Sana mı kaldı lan? Niye kızı böyle bilmiyorum? Kime kaldıysak bilmiyoruz kime kaldı. Ben bunu agresif bir şarkı... Haksız mıyım? Birisi bir kıza yazmış. Kız da buna yüz vermemiş belli ki. Diyor ki bana yüz vermedin, bu güzellik sahada kalmaz. Böyle... Ben bu hissi ediyorum, bilmiyorum siz. Yani bütün Aziye şarkılarında bir duygusallık, bir hoşluk falan yani var ama bundaki bu yani bu bedduaya ben kızıyorum. Vallahi kızıyorum. Yani. Sana ne kardeşim, Allah seninle beraber olmak zorunda mı kızıyorsun? Seni beğenmemiş, bu güzellik sana da kalmadı. Sana da kalmadı. Sana da kalmadı, kimseye kalmadı. Yani bozuluyorum Allah. Ya sözlere çok takılmamak lazım. Evet, sınav o kadar yani, güzel ki sözleri çok izlenememiştir evet. Bile. Yani o... Ama ben hep bunu çok... dinlerken... Belki kızdırmıştır ya, bir şey yapmıştır. Vardır bir. Abi kadınlara böyle kızamazsın ben, öyle demeyecek. Yani. Kadınları da kızdırmamak lazım. Kadınları da kızdırmamak lazım, kadınları da kızmamak lazım. Kadınların her şey hakkı vardır. Kadınlar önemli insanlar bence, yani bilmiyorum. Evet, öyle. Yok, evet. Kadınlara bana bakın, emir kibinde konuşamazsın. İtirazım yok yani. Yani ne olur ne olmaz. Fatih? Aynı fikirdeyim.
Ha, başımızın tacı kadınlar. Akıllı adamlar aynı fikirde olur yani. Hem benle hem de kadınlarla. şeyi konuşuyorduk, yemek işini konuşuyorduk. Yine açılış yaşında yemekten konuşuyorduk. Çok konuşmuyorum, çok açıyorum. Konuşuyorum, şeyi merak ediyorum. Bu balerinlerin formda kalma işi. Evet. Şimdi balerinlik dünyadaki en nankör sanatlardan bir tanesi. Yani, kesinlikle, maalesef. Diğer bütün sanatları böyle başladınız çok mı? Çok kısa. Ömrünüzün sonuna kadar bir şekilde iyi kötü idare edersiniz. Balerinlik ise aynen sporculuk gibi. Yani, tamam bugün artık yaşlar biraz daha işte Federer 40'ına kadar oynuyor falan gibi ama... bir yer geliyor bitiyor. Buna rağmen uzatmak mümkün, formda kalmak. Kesinlikle. Nasıl yaşıyordu balerin? Yani zaten dediğim gibi ben belki benim metabolizma istisnaydı bunca yıldır. Çünkü çok yemeği sever ve ama şöyle de bir durum var. 20 yıldan beri çok aktif olarak dans ettiğim için dansla zaten evet haşır neşir olunca sabah girip akşam çıkmalar zaten o yediğimiz havada püf diye uçuyor ama yani. Bakıyorum mesela kadın balerinlerde, erkek baletlerde, balet mi diyorsun? Balet demek lazım değil mi? Bazen kızıyor da işte o ayrıntılar falan. Balet sanatçısı. Ben balet diyorum eski alışkanlık. Evet ben de. Hepsi heykel gibi. O kadar çünkü süper insanüstü bir... Süper definisyon vücutlar falan böyle duruşlar muruşlar. Hem insanüstü çalışmanın hem de artık hani günümüzde artık pilatesten faydalanıyoruz, jimden faydalanıyoruz. Kendi kendimize ekstra sakatlık olarak da... Sakatlık falan oluyor mu peki? Tabii ki de. Değil mi? Çok açık çünkü sakatlık. Tabii ki de. Yani hep pandemiden sonra çok fazla sakatlık. Ya mesela ben şaşırıyorum. Kızı alıyor böyle havaya atıyor. Böyle uçuyor gidiyor. Sonra bir yerde yakalıyor falan. Çok riskli. Çok nankör. Allah çok... korusun bir kaçırsa elinden. Evet. Tekrar bir daha geri gelmiyor. Çok acayip yani. Uzaya. Yasınız ki onu boş, içi boş şey gibi yani. Plastik bebek gibi atıyor tutuyor falan böyle. O tek ayarınıza dönüyor. O çok partnere acayip. Güven, partnerin muazzam usulü. Muazzam bir güven olduğu kesinlikle. Karşılıklı. Kesinlikle çok çok önemli. Çok peki önemli. Mesela o partner seçmede bir şey var mı? Bununla daha iyi dans ediyorum, bununla daha kötü dans ediyorum. Onun bir kimyası var mı? Biz seçmiyoruz. Hani kimyası oluşuyor mu bazen? Tabii ki de, tabii ki de. Uzun yıllar boyunca... Yani Ahmet'le iyi dans ederim, Mehmet'le iyi dans ederim gibi bir... Tabii uzun yıllar boyunca böyle eş olarak dans edince artık böyle... Zaten konuşmadan bir meslek yapıyoruz ama, icra ediyoruz ama... Provalarda bile artık da lep demeden partnerin anlıyor seni. Ya da tamam burada Aslı'yı bu şekilde döndürüyorum. Başka bir partneri bu şekilde istiyor. Kaldırırken başka bir nefesle ben... hareket ediyorum. Onu artık o partner hafızaya oluyor. Ben aynı şekilde erkek dansçının nasıl kaldırdığını işte aynı tek nefes olma o sahneyi de zaten o ya güzellik. O uzun yıllar beraber olmak, kesinlikle, beraber çalışmak. Kesinlikle, değilmiş. Kesinlikle. Ama ben uzun süre dans ettiğim için çok partner değiştirme. Evet, evet. Şimdi... Partnerler çünkü erkekler gidiyor. Evet. Öyle oldu. Onlara da minnettarım. Onlar böyle bozuk para gibi harcadık. Yok, peki bir şey daha merak ederim balede. Şimdi bir yandan çok teknik ve çok zor teknikli bir iş yapıyorsunuz. Yani o hareketleri herhangi birinin normal insanın yapması mümkün değil. Ben o hareketlerden tabii bir tanesini bırakın yapmayı denesem 6 ay hastanede kalırım bir daha da büyük ihtimalle yürüyemem. Bir yandan bunları yapıyorsunuz. Bak bir yandan bakıyorum ki balerinleri aynı zamanda da her biri bir mim sanatçısı gibi. Yani surat, ifade, göz ya çok acayip bir şey değil bu. Mesela nasıl yapıyorsunuz onu yani? İşte ayağıma mı bakayım, bacağıma mı bakayım, hareketimi hatırlayayım, onu mu yapayım, nasıl? Bir yandan da bir yandan oyun oynuyorsunuz çünkü yani. Bir de tiyatro yapıyorsunuz. Kesinlikle biz de zaten hep bunu başka yerlerde de hep aynı şekilde ben de söylerim. Biz de bir tiyatrocuyuz. Sözsüz bir tiyatrocuyuz biz de. Ama zaten o yüzden de 10 sene kadar uzun bir eğitim sistemimiz var. 10 sene boyunca ilmek ilmek işleniyor bize. Teknik olarak hareketler. Her sene yükselerek ve tiyatro mimik dersi de alıyoruz biz konservatuvarda aynı zamanda. Ve profesyonel hayata geçtiğimiz zaman eserlerde ne kadar o tekniği zorluğunu göstermeden esere adapte olabilirsek bence ustalık da birazcık da orada başlıyor. Kendini kaybedebilmek eserde, eserin ruhuna girebilmek, her karakterimiz, oynadığımız karakterin ruhuna girebilmek zaten orada başlıyor. Sadece hareket düşünmemek, role kendini kaptırmak. O hareketler de genelde size şeye geçiyor yani şu alt beyinden otomatiğe alamış. Provalarda evet. Zaten çalışa çalışa o rahatlığı sağlıyoruz. Yani sizin dans etmeniz Hamilton otomobil kullanması falan gibi oluyor herhalde. Yani o düşünmeden siz dans ediyorsunuz. Yani evet. Öyle görünüyor çünkü bakıyorum böyle akıyor böyle yani uçuyor gidiyor böyle garip bir şey yani.
Ne güzel o zaman da. Yani tabii mesleğe başladığımda bu kadar... Ben hayran oldum, anlaşılıyoruz ama hakikaten çok acayip bir şey. Mesleğe başladığımda kendi adıma konuşacak olursam tabii daha heyecanlar, daha teknik tabii, hata yapmamalıyım. Ben de biraz mükemmeliyetçilik var. Teknik hata yapmamalıyım derken o acemilik de birazcık tecrübesizlikle daha role giremediğimi hissediyordum. Şimdi ama yıllarca... Peki mesela yapınca... şey düşündünüz mü? Sinema, tiyatro, dizi falan gibi şeyleri... Şöyle, yüzümle aldığım kritikler de çok iyi bir hikaye anlatıcılığı olduğunu söylüyorlar. Bu kritikleri alıyorum genelde. Ben de istiyorum aslında. Yani belki yine dansın içinde farklı sanat disiplinlerini birleştirerek, onun için de çok hem aldığım eğitimle de sanat ve tasarım okuyorum. Bale ana sanat dalından faydalanarak ilk branşım o. Yanında da... sanat ve tasarımda okuyorum kredi aldığım mesela derslerde. Mesela bak, çok iyi bir oyuncu da görüyorum bir yandan baktığında. Normal tiyatro veya sinema oyuncusu da görüyorum. Yani farklı disiplinlerden beslenerek bir hikaye anlatma projelerim, hayal ettiğim şeyler var kafamda. Hem sahnede olmak hem dans etmek, ama hani aktif klasik değil ama hikaye anlatıcılığı daha başrolde olan işler heyecan veriyor. İnşallah. Biz de heyecanla izleriz ya, ne yaparsınız. Bahçe, peki senin şunu merak ediyorsun. İşte büyük şefler hemen hemen hiç adam yetiştirmez. Değil mi? Ben hiç görmedim. Yani mesela ben bir üç yıldızlı şef, vallahi ben bunu atıyorum, Allah rahmet eylesin denmez de, nur içinde yatsında denmez, toprağı bol olsun. Mesela abi ben Joel Robuchon'dan çok şey öğrendim, elimden tuttu bir adam etti diyen birini görmedim. Yetiştirmezler mi, yoksa yetiştirenler itiraf mı etmez? Ve senin yetiştirmek istediğin yetiştiricilik tarafın var mı? Ben bence çok gençim. Tabii ki ama. Bence ben şuna inanıyorum. Öğretmeyen birisi, birine el vermeyen, hevesi, tutkusu olan genç nesili elinden tutup kaldırmayan zaten usta değildir. Öğretmeyen bir şef asla hiç kimsenin ne ideoli olabilir ya da başarılı bir şef olabilir. Bizim mutfağımız... Gençlerin yanından yeni mişinler çıkabilir mi yani? Kesinlikle. Muhakkak. Gurur duyarım. Buna gayret ediyorsun yani. Tabii ki, çünkü bir gün biz de... Benim naçiz vücudum elbette olacak. Yani sonuçta belki her şeyi bırakacağım, başka bir şey yapacağım mesela. Mesela? Bilmiyorum, belki merak sinema edin, yaparım belki. Belki heykel yaparım, başka bir şeye tekrar başlamak istiyorum. Çünkü hayatıma tekrar bir daha... Yani bilmiyorum, farklı bir şey yapıp belki de çok sakin bir yerde yaşayacağım, bilmiyorum. Ama... bizlerden sonra gelecek nesiller bizden öğrenmeli ve gerçekten onlar da usta olmalı. Bu nesillerden nesile geçmeli. Çünkü bizim yanımızda şu an mesela restoranı açtığımız günde komi olarak başlayan çocuk su şefi oldu. Yani mesela yani demek ki öğrene ustalaşa ve gittiği, o da bir gün şef olacak. O da bir gün restoran sahibi olacak. Bir gün benim adım geçerse ben de gurur duyacağım. Peki şunu da o zaman sorayım madem laf buraya geldi. Birisi sana geldi, dedi ki Fatih Bey, ben işte zırt okulunda yemek okudum, zart okulunda master yaptım falan. İşe alma kriterin ne? Yani neyine bakıyorsun? Birisi sana geldi ve mutfağına girmek istiyor. Neyine bakıyorsun? El becerisine mi? Bu işe adanmışlığına mı? Aklına mı? Tipine mi? Ahlaklı olması ve gerçekten karakteri benim için çok önemli. Söz dinleyebilmesi ve ukala olmaması hızlı çalışması gerekiyor. Söz dinleme, ukalayım, bittim ben. Tamam, ben de şey yapamam. Hızlı çalışması gerekiyor. Bir de öğrettiğin şeyi aynı kalitede devam ettirebilmesi ve kendine bir şey katması gerekiyor. Yani önce zanaatı öğrenecek, sonra üstüne sanatını koyabilecek. Çıraklığını yapmadığınız işin ustalığına kalkıştıracaksın. Bu kadar basit. Önce çırak olman lazım. İyi bir çırak gençlerde olman lazım. Gençlerde de galiba bu bazen eksik kalmaya kalıyor. Evet, yani ben çırak olduğum zaman hatırlıyorum. Saatlerce 15-16 saat boyunca. Ama ben yani sabah işe giderken, mutfağa giderken hiç mesela ya bugün de işe gideceğim çok işte istemiyorum. Ya motivasyonum her zaman yüksek oldu. Çünkü işini sevmen gerekiyor. Çok zor bir iş. Sevmezsen zaten yapamazsın. Zor bir iş. Aşkla yapman gerekiyor. Sabah bir Michelin Yıldız'ın filmi vardı. Neydi? Kim oynuyordu? Oscar'da aldı sonra başka bir filmde.
diyor ki 300 bininci istediğimi açınca. Burnt filmi diyor. Evet, evet. 300 bininci istediğimi açınca kendime verdiğim ceza sona erecektim. Şimdi mesela onun ne demek istediğini, ne anlama geldiğini anlamak için birkaç tane açmak olmak lazım. Evet. Açın bakalım da bir istirdiği görelim. Bir görün bakalım. Aç bakalım da görelim. Ama normal yerini bilirsen kolay çözün. Yani onun bir noktası var. O noktayı görene kadar zaman geçiyor. Hayır peki senin seneye beklentin emişliğinden ve bu Anadolu yayılması ne kadar seni mutlu edecek? Nerelere gitmesi lazım? Hangi illeri kapsaması lazım sence? Mesela ben bazı illerimizle ilgili adını vermeyeceğim ama abartılı bir tavır olduğunu düşünmeye başladım artık. Yani şimdi son 5-10 senede özellikle yerel belediyelerin etkisiyle Güneydoğu'da müthiş bir atılım var. Tabak olarak baktığı için Michelin, yani lezzete verdiği için şaşırmam Anadolu'ya da giderse bizim 3A dediğimiz Adana, Antakya, Antep'ten özellikle ki bunların iki tanesi UNICEF'ten yaratıcı evet. Şehirler ödülü aldı gastronomide. Ama ben makro bakmak durumundayım. Makro baktığım zaman oraya ulaşımda konaklama, nerede konaklayacak, oranın gastro turisti. Yani ben İstanbul'dan önemli. Ben İstanbul'dan sonra daha yine turistin gittiği yerleri ticari de bir bakış açısıyla Michelin'in destekleyeceğini düşünüyorum. Burada da işte biraz evvel konuştuk Bodrum'u, Urla'yı, Çeşme'yi. Antalya'ya giderse 7 Mehmet alır bir tane. Bir önemli bir Antalya'da 7 Mehmet. Ankara'da Kalbur. Kalbur. Biraz evvel siz konuşurken onu düşündüm. Daha çok yeni Mehmet abide yemek yedik. 30 sene olmuş. Karısı Girit kökenli Bilen ablayla ikisi 10 masa. Yanlarında bir kişi çalışıyor. 30 sene daha fazla olmuş o masa. O sene mi? 1990 dedi galiba. 32 sene olmuş. 10 masaya tek başına bakan bir beyefendi. Yani siz çocuktunuz daha geldiğiniz zaman bize dedi. Hiç çizgisini bozmuyor. Soruya geri döneyim. Bence Anadolu'ya gitmesi çok önemli. Çünkü şu anda Anadolu'daki cebinde para olan bizim insanlarımız önce bir İstanbul'a gelecek. Yabancı turist kadar onlar da İstanbul'a yemek yemeye gelecek. Sonra onların ayağına gidilmesi... Aa bak İzmir'de Balmum Lokanta var. Bilir misin? Ahmet Bey'in. Güzeldir. Güzeldir. Seviyorum. Evet, Ege bir de üründe değil mi Fatih? Üründe çok güzel. Ürünler çok yani, terör, çok. Çık yukarı Edremit'e gel Bahar Lokantası. Yani ya, bütün Ege'de. Ege. Şimdi bir de önemli ya. Biraz evvel Danimarka'yı konuştuk. Norma'yı filan. Bu Nordic Cuisine nasıl patladı dünyada? Kilometreyi menüsüne yazarak menüler yaptı. Yani gidiyorsunuz menünün üstünde 35 yazıyor. Bu ne diyorsunuz? 35 kilometre kare içerisinden ürünle ben bu menüyü yaptım. İşte bu karbon ayak izine gidiyor, sürdürülebilirliğe gidiyor. Şu ormandaki şu bilmem ne, şu yakındaki şu ormandaki... Uzağa git demek önemli. Yani bazısını çatısına yetiştiriyor. Şimdi Fatih'in meslektaşları, bazı arkadaşlar var Avrupa'da tabii bundan daha çok. Üreticiye diyor ki hangi arabayla bana ürün getireceksin? Ben elektrikli araba dışında ürünü tedarik etmeni kabul etmem. Kağıta sarma. İşte tarladan topla, kasayla getir, domatesi dök mutfağa. Kasada plastik olmasın. Diye. Evet. Yani buralar tabii çok önemli ve burada... O kültür bize de olacak şimdi artık. Şuraya gitmesi lazım. Tüketici. Yani sürdürülebilirlik hepimiz konuşuyoruz. İşte sürdürülebilirlik şöyle önemli, böyle önemli. Tüketici sürdürülebilirliği uygulayana ödül, uygulamayana ceza verdiği zaman bu iş mantar gibi yayılır. O da işte yine evet, sabır ama işte o tamamen aşla ilgili mesela. Az önce bahsettik mesela. 7 Mehmet şey. 7 Mehmet babaları bir iş yaptı ve bir kalite getirdi. Ama çocuklar geldiler üstüne koya sürekli yeni şeyler deneyerek, yeni ürünler çıkartarak falan. Çok acayip şeyler yapıyorlar. Yani 10 şey yapıyorlar. 5'i tutuyor, 5'i tutmuyor belki ama sonra bir 10 dayıp yine bir 5 katıyorlar falan. Bizim gönlümüzde çoktan uğruna Antalya'ya seyahat edeyen edecek bir yer. Ben gidiyorum vallahi. Ben Antalya'ya 7 Mehmet'e yemek için gidiyorum yani. Ve çok da hoşuma gidiyor. Her gittiğimde dolu görüyorum yani. Öğlen akşam full görüyorum. Geçen gittim 1000 kişi falan vardı herhalde. Kocaman işte Fatih Bey'de. Ve 1000 kişiye de aynı kalitede yemek dank diye veriyor yani. Evet. Yani böyle yerler var Türkiye'de. Ama mesela aynı şeyi şimdi mesela neyse boş ver şimdi kimseye kızılmayalım akşam da bazı yerlerde bulamıyorum. Bazı kentlerimizde o özenli tavrı bulamıyorum yani. Adı çok geçen ama olmayan kentlerimiz var yani. İyi evet hoş tamam yenir ama hani onun da aşısı İstanbul'da var diyorsun bazen.
Mesela Kurtuluş'ta. Kastamonu çok enteresan. Kastamonu enteresan. Çok enteresan. Evet. Kastamonu enteresan. Ya bu çünkü biraz... O da ama ürünle bağlantılı işte. Evet. Orada ürün ve dönem dönem o dönemin oradaki yerel otoritesinin işe ne kadar ne kadar eğildiği. Ama önümüz bence açık. Evet. Hep ama işte bunu Tarım Bakanlığı ile desteklemek kesin lazım. Tek başına Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, şimdi Tanıtma değil, Turizm ve Kültür Bakanlığı yapacağı iş değil. Oradaki Tarım Bakanlığı'nın da eklenmesi lazım. İyi ürünün Türkiye'de olması lazım. Türkiye'de çok iyi ürünler var ama tamam yurt dışına gidiyor. Tedarik zinciri kurulamıyor. Şeflerin biraz daha bu üreticilere prim vermesi lazım. Restoranların ve büyük grupların, özellikle Doğuş dediğim gibi grupların bunlara destek vermesi lazım üreticilere. Bayağı bir mutfak konuştuk. Evet. Ne güzel gözleriniz parlıyor ya, şahane. Yemekten bahsediyorsunuz. Yok sadece yemekten değil tabii. Yani. İnşallah. Ay, sevindim. Sanatla da alakalı. Evet. Her türlü sanata, her türlü sanatı seviyoruz. Evet. Zülde Hanım. Buyurun. Bir şarkıyla veda etsek olur mu? Olur. Bu seferlerden. Aşk Veysel'den. Oo, bayılırım. Uzun ince bir yol hem de. Ooo şahane. Yine sevgili basın. Bu arada siz de bitiriyoruz. Ben size çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim davetinize. Kaya Bey sağ olun. Yani herkesin fesatlık yaptığı bir ortamda sizin miştini almamış olmanıza rağmen veya aday olmamış olmanıza rağmen, içinde olmanıza rağmen böylesine miştini doğru bir şekilde anlatmanız ona ayrıca teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Hanımefendi iyi geldiniz. Ben teşekkür ederim. Bütün balerinlere saygım sonsuz. Size de tabii ki öyle. Çok geldiğiniz için ayrıca duble saygı. Çok İzmir'de teşekkür ederim. Buraya geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Fatih siz zaten bizim gururumuz oldunuz artık. İnşallah seneye 2 ile devam. 3 olması olur. Benim gönlümde 3 yok yani. Çünkü 3 için benim uğraşmama gerek yok. Zaten hemen yakınsın bize. Birkaç kilometre mesafedesin. O yüzden 2 benim için iyi. Zam yaptın mı şeyden sonra? Yok. Yapmadın mı? Allah Allah. Yapmadık. Yapmayacağım bunu. Gerek yok yani. Böyle bir başarıyı kazanıp bunu ticarete döküp bunu kullanmak bize yakışmaz. Yapması gerekebilir. Bence de. Bakalım. Yani beklentiyi sürdürüp özellikle ürün kalitesi derken. Jülde Hanım özür dileriz. Sizin hazırlıkla bir sohbete daldık. Siz orada bekletmedim. Ben bekliyorum burada. Çok teşekkürler. Lütfen Aşık Veysel'e veda edelim. Sağ olun. Tamam. Bilmiyorum.
peki.